İyi akşamlar sevgili seyirciler. Habertürk'e hoş geldiniz. Yeni bir programla karşınızdayız. Yeni Bakışlar programımızın ismi. Türkiye ve dünyanın yüksek sekte çok tartışılmayan meselelerini konuşup anlamaya çalışacağız. İlk programda İslam dünyasında çok tartışılan, çok konuşulan bir kavramı, Mehdiliği konuşmaya çalışacağız. Sünnisiyle, Şiisiyle bazı Müslümanların yıllardır yolunu gözlemlediği beklenen kurtarıcıyı veya İslami literatüre göre daha çok doğru bir ifadeyle Mehdiyet ya da Mehdi inancını değerlendireceğiz. Aslında kurtarıcıyı bekleme bütün dinlerde karşımıza çıkan bir kavram. Dolayısıyla da eski inanışlarda bu kavram nasıl gelişmiş? Mehdilik, Mesihlik, Deccal, Süfyan, bütün bunları anlamaya çalışacağız. Peki kimlerle konuşuyoruz bu meseleyi? Bu akşam 5 değerli konuğumuz var. Hemen sağımdan başlarsam. Şefik Kocaman hocam, ilahiyatçı kendisi, Marifet Derneği'nden geliyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Doktor Arif Aslan, kendisi ilahiyatçı yazar. Bu konularla ilgili özellikle Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını çokça dinlendiriyor. Hoş geldiniz. Oktar Babuna, yazar. Zaten tanıyorsunuzdur televizyon dünyasından. Hocam siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sol yanımda iki akademisyen konuğumuz var. İlyas Üzüm hocam, kendisi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Profesör Doktor Muhammed Nurdoğan hocam, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de bu konuyla ilgili sorularınızı Twitter'da Mehdi hashtag ile bize yollayabilirsiniz. Birazdan başlıyoruz. Evet sevgili seyirciler, Mehdilik gerçekten çok derin bir konu, çokça tartışılan ve her tartışmada da olayın farklı bir boyuta gittiği bir mesele. Geçmiş dönemden bugüne kadar çok farklı Mehdi anlayışları karşımızda, esas bir kurtarıcı bekleme üzerine her şey kuruluyor. Dolayısıyla konuştuğumuz kavramın ne olduğuyla başlayalım istiyoruz. Çünkü gerçekten herkesin farklı bir anlam yüklediği bir mesele. Dolayısıyla ben İlyas Üzüm hocamdan başlayayım. Hocam şimdi biz Mehdilik, Mehdiyet, Deccal, Süfyan, Kıyamet, bunları hep konuşuyoruz. Peki Mehdilik derken beklenen kurtarıcı mıdır? Tarihsel anlamda nasıl konuşuldu bu? Mesela farklı dinlerdeki yeri nedir? İsterseniz buradan başlayalım. Çok akademik bir platforma vardırmadan işi çok kabaca resmetmek gerekirse, sizin de belirttiğiniz gibi Mehdi anlayışı, Mesih anlayışı temelde kurtarıcı telakkiyesi üzerine bina edilir. Tarih boyunca bütün dinlerde, inançlarda, hatta alt dini gruplarda bir kurtarıcı beklentisi hep ola gelmiş. Çeşitli adlarla buna anılmış. Özellikle toplumların sıkıntıya düçar olduğu, kaos ya da bunalıma girdiği dönemlerde insanlarda bir ilahi kurtarıcı beklentisi onların hem ümitlerinin atmasına hem de karamsar bir ortamdan kurtulmasına yol açmış. Uzatmadan şunu arz etmek isterim. Diğer dinleri bir kenara bıraktığımızda hepsinde aşağı yukarı var bir kurtarıcı telakkiyesi, değişik isimlerle anılıyor. Bakıldığında ilahi dinlerden, Yahudilikten başlayayım çok kısaca. Yahudilikte Mesih'tir kurtarıcı ve halen Yahudi dünyası Mesih beklemektedir. Onlara göre Mesih gelecek, İsrail oğullarını kurtaracak, Süleyman Mabedi'ni tekrar devreye sokacak. Hı hı. Ve Davut peygamberin suyundan olacak bu. İlahi krallığı da inşa edecek. Hristiyanlığa geldiğimiz zaman, Hristiyanlıkta da Hazreti İsa Mesih'tir, kurtarıcıdır. Kurtarıcı olarak Allah İsa'yı göndermiştir. Fakat İsa çarmıha gelmiştir onlara göre. Çarmıhta ölmüştür. 3 gün sonra tekrar dirilmiştir. Dirildiği gözlenmiştir, havarla yemek yemiştir. Daha sonra göğe ref edilerek Baba Tanrı'nın sağ tarafına ondan tabirle oturmuştur. Zamanın sonlarına doğru, yani kıyamete yakın bir zamanda tekrar İsa gelecek ve ilahi krallığı, ilahi hükümranlığı tesis edecektir. İslam'da bu konu nasıldır dediğimiz zaman burada, sizin de ifade ettiğiniz gibi kurtarıcı anlayışı tamamen Mehdi telakkisi üzerinden gelişmiş. Mehdi'nin tam karşısında Deccal veya Süfyan konumlandırılmış. Dolayısıyla kıyamet alametlerinden birisi olarak zikredilen Mehdilik tarih boyunca, bugün olduğu gibi siz ifade ettiniz, tarih boyunca çok konuşulmuş, çok eserler kaleme alınmış, tartışılmış, çok değişik görüşler ortaya konulmuş. Bunu inkar edenlerden
bunu bekleyenlere varıncaya kadar o geniş yelpazede anlayışlar gidip gelmiş yerindeyse biz de burada zannediyorum bugün özellikle İslam açıdan, İslam yapıların, çeşitli dini inanç ve fırkaların bu konuya yaklaşımını paylaşacağız. Ama sadece herhalde Yahudilik, İslam ve Hristiyanlıkta yok. Çünkü aynı zamanda eski dinlerde de, Zerdüştülük de var. Esas oradan geliyor evet, zaten. Şintoizmde de. Mecusilik de var, Şintoizmde ve Budizmde biraz tanrısal nitelikte bir beklenti var, kurtarıcı beklenti. Bütün dinlerde var. Hatta Moğollarda Cengiz Han'ın tekrardan geleceğiyle, Çinlerden kurtaracağıyla ilgili bir anlayış var. Anlayışları var, evet. Şimdi şunu hemen ifade edeyim. Önce Allah'ın ismiyle Bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım. Şimdi İslam'da Mehdi beklentisi, Mehdi telakkisi var dediniz. Orada şöyle düzeltelim isterseniz. İslam kültüründe böyle bir beklenti var. İslam'ın ana ve resmi kaynağı olan Kur'an'da bu tip ezoterik ve mistik telakkilere hiçbir zaman yer yoktur. Bu bize Zerdüştlükten başlayıp Yahudilik ve Hristiyanlığı etkileyen bu Mesih ve Mehdi beklentisi bize kültür ilişkileri yoluyla girmiştir. Yani İslam kültüründe var derseniz doğru. Ancak İslam'da öyle bir beklentiye yer yok. Çünkü İslam'da kurtarıcı sadece ve sadece Allah'tır. Ve Allah'ın gönderdiği kitap hidayet rehberidir. Çok erken açtınız tartışmayı tabii, hocam. Şimdi hayır ben müsaade ederseniz ben konuşayım. O tartışma yapmak için söylemiyorum. Şimdi bir defa olaya ilkesel bağlamda yani usul açısından bakmak gerekir. Çünkü din ölçüdür, usuldür, sistemdir. Yani dinin kendisi hesap anlamına gelir ve din akıl sahiplerine yöneltilmiş ilahi bir tekliftir. Ve İslam dini, evet, sistem ve akıl üzerine kaimdir. Şimdi buradan baktığımız zaman, işte Mehdi, Nüzülü İsa, Gavs, Kutup, Ricalül Gayb gibi batini bir takım telakkiler, İslam imanını tıkayan, İslam aklını gölgeleyen, şeyler olarak telakki edilmelidir. Yani Kur'an-ı yok, kültür olarak mı girdi diyorsun? Tabii, tabii. Hı-hı. Şimdi onların ben hatta hangi şehirlerden, nasıl bize, nerelerden geldiğiyle ilgili eğer müsaade ederseniz ben biraz şöyle bir tarihçe de vermek istiyorum. Bir İlyas Hocam'ın bir itirazı var, onu bir alayım. Çok küçük bir noktam var. Buyurun. Sevgili Hocam, teşekkür ediyorum değerlendirmeniz evet. için. Şimdi İslam'ın ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın mesajı, Allah'ın bize beyanı. Ama İslam dendiği zaman İslam'ın ana kaynağı Kur'an'ı açıklayan, yorumlayan, tefsir eden, kapalıkları gideren de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dır. Onun tebliğidir, Kur'an'ın açıklamaları ve yorumları. Dolayısıyla efendim, sevgili hocam tartışmayacağım. Bu konuda ben de şey yapıyorum çünkü Kur'an kendisini tefsir eden bir kitap. Hocam tamamlayabilir miyim? Evet. Dolayısıyla İslam kültürü de demeyelim, İslam kaynakları olan ve Müslüman alimlerin tamamının yakınına göre İslam'ın ikinci kaynağını teşkil eden hadislerde azımsanmayacak oranda Mehdi'ye dair, Süfyan'a dair, Deccal'a dair rivayette bulunmaktadır. Tabii, tabii. Ben 25 tane hadis var. Onların hepsini söyleyeceğim. Hangi kütüb-i sitte'de, hangi kaynak şeylerde, kitaplarda bulunuyor? Bir defa bu Mehdi ile alakalı hadislerin Sahihain'de olmadığını biz biliyoruz. Yani hocam, Buhari ve Müslim'de yok. İbn-i Mace, Tirmizi de şeyde var. Onların hepsi de... Hocam Buhari'de de var. Müsaade edin efendim, müsaade edin. Harif Bey, müsaade edin. Size sıra geldiğinizde konuşursunuz. Nesini diyorsunuz ki edeceğiz? Biz yardımcı oluyoruz size. Şöyle yapalım. Teşekkür ederim. Benim yardıma tamam. ihtiyacım efendim, yok şu anda. Siz bir... kendinize yardım edin lütfen. Olur. Tamam buyurun evet. alalım hocam size. Şimdi bu tip cahili hurafelerden arınmadıkça sahih bir hocam, imana kavuşmak mümkün değil. Yanlış şeyler. Çünkü Allah'ın dini bir defa kolaylık, fıtrilik, aklilik ve sadelik bakımından
insanları birleştiren, toplumları tek ümmet yapan ve insanları aklın yolunda, fıtratın yolunda tek ümmet haline getiren bir kaynak iken, bu tip mistik ve ezoterik inanışlar ihtilafı, ataleti, işte bekleyeceksiniz bir kurtarıcı gelecek size. O bir cennet hayatı size vaat ediyor, gelecek ve böylelikle bütün şeyler yola girecek. Böyle bir beklentiyi İslam asla onaylamıyor. Tam aksine kaderinize sahip çıkarak, mücadele ederek, mücahede ederek, hatta yeri geldiği zaman savunma anlamında kıtalle başvurarak kendinizi savunacaksınız ve hayatınızı Allah'ın indirdiği hükümler doğrultusunda tanzim edeceksiniz. Böyle efendim birileri gelecek, sizi kurtaracak. Bu ancak zerdüştlükten kaynaklanan, işte sizin de ifade ettiğiniz gibi hep böyle baskı ve zulüm dönemlerinde insanların bir yapabildikleri başka bir şey kalmayınca böyle hayali bir beklentiye giriyorlar ve bu da aslında o zalimlerin de ürettiği bir şey. Peki işlerine geliyor. Bir itiraz var hocam. Mesela deniyor ki tamam, belki Mehdili kavramı hocalarımız daha sonra açıklayabilir onu. Ama ıslahat şeyi Kur'an'da çokça geçen bir kavram. Yani dolayısıyla nasıl? Da hani yani Mehdilik değil de mesela ıslahat manasında ıslahat eden Mehdilik geçiyor. Geçiyor mu Kur'an'da? Geçiyor. Şimdi ben açıklayacağım. O zaman sizin itirazınızı alayım, oraya gelelim. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bakın. Ben önce... Siz Kur'an-ı Kerim'de geçmediğini söylüyorsunuz. Elbette. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de Mehdi Kur'an'da diye bir şey yok. Hidayet var. O da Allah'ın hidayeti. De ki hidayet ancak Allah hidayetidir diyor. Mehdi kelimesi bir defa Arapça hidayete erdirilmiş kimse demektir. Biz işte Mehdi'yi hidayete erdirilmiş kimse olarak algılıyoruz. Peki, bu bir defa... o zaman çok var o zaman evet, Mehdi şimdi, hocam. Herkes mi? Şimdi bakın ben önce usul açısından şöyle bir şey yapalım. Şimdi din usuldür gerçekten. Eğer bizim bir usule bağlı olarak iman etmez, bir usule bağlı olarak amelimizi tanzim etmezsek, o zaman Müslüman olmamızın hiçbir anlamı kalmıyor. Şimdi bakın, mesela Kur'an-ı Kerim'de muhkem ve müteşabih ayetlerden bahsedilir, değil mi? Ve denir ki, muhkem ayetlerle ilgili hünne ummul kitab. İşte bu dinin anasıdır. Asılıdır, esasıdır. Kitabın anasıdır diyor. Dinin evet, dinin kitabın anasıdır. Hünne ummul kitab. Kitabın anasıdır. Evet. Dinin, kitabın, İslam'ın anası, ana ilkeleri muhkem ayetlerle. Şimdi şöyle elimizi vicdanımıza koyarak gelin Müslümanca bir şeyle Kur'an'a gerçekten anlayarak, tilavet ederek Kur'an'ı yaklaştığımız zaman görürüz ki Mehdi gibi, Deccal gibi, efendim Nüzulü İsa gibi ve diğer ezoterik inançlarla ilgili bırakınız muhkem ayeti, müteşabih ayete bile rastlayamazsınız. Müteşabih ayet bile yok. Nedir? Tevillerle bir takım kelimelerden oradan al, buradan kat, ondan sonra tevil yap ve oradan civciv çıkar, kuş çıkar. Böyle bir şey yok. Şimdi bakın, bu Mehdi, Nüzulü İsa, Gavs, Kutup gibi şeyler İslam şeyine, zihniyetine nerelerden gelmiş? Bir defa şunu hemen ifade edelim. Bakın. Daha 4 halife döneminde 635 ile 641 yılları arasında Şam, Antakya, Halep, İskenderiye, Mısır, Harran ve Urfa fethediliyor. Emeviler döneminde Doğu Anadolu, Mezopotamya, Irak, Kuzey Afrika, Cündüşapur, Pencap ve Sind fethediliyor ve birçok yabancı kültür merkezi Müslümanların hakimiyetine giriyor. Bu andan itibaren bu durum işte kültürel ilişkileri çok canlı bir şekilde, ki o zamana kadar yani Arap Yarımadası bu fethedilen şehirlere ve yerlere göre kültürel açıdan, zenginlik açısından daha geri bir durumdaydı. Ve bu dönemin modern felsefeleri hücum etti İslam coğrafyasına. Orta Doğu, Mısır ve Kuzey Afrika'da Helenistik kültür, İran'da Sasani kültürü, Cündüşapur'da Helenistik, Sasani ve Hint,
Hindistan'da yine zengin bir Hint kültürü vardı. Ve bunlar İslam topraklarına medreseler vasıtasıyla da girdi. Ve özellikle Zerdüştlük ve Maniheizm, bazı İslami unsurlar yeni Eflatuncu, Pisagorcu fikirlerle karışarak İslam'daki batınilik ve İsmaililik gibi akımların doğmasına rol oynadı. Yani Müslümanları bu kadar kolay avladılar hocam, öyle mi? Evet evet tabii. Mehdilik hocam yapmayın. Ya. Yok, şey yapalım. Usulüne işte Mehdilik hocam. Cevap verelim herhalde. 10 dakika tap, oldu. Tap, tap, tamam. Tap. Bitirsin hocam. Zaman sıkıntımız yok. Müdahaleyi engellemeye çalışıyorum. Konu anlaşılsın ilk başta. Tamam. Gerçekten. Sabaha kadar yapalım. Hocam şimdi bir toparlarsanız mesela, o konuyu. Mesela Şiilikteki 12 imam ve yanılmaz imam telakkisi İşte Zerdüşt din adamlarına duyulan itikattan aynen yansıma olarak girmiştir. Şimdi bunu bakın Köprülü, Fuat Köprülü size şöyle okuyayım. Büyük İslam ve tarih, İslam tarihi hocası diyor ki asırlardan beri kendi harsları ve ananeleriyle yaşayan çeşitli milletler İslamiyet dairesine girince en esaslı noktaları bile birçok farklar meydana gelmesi zaruriydi. İran gibi çok eski ve zengin bir medeniyet, çölden gelen mukavemet edilemez kuvvete karşı hiç olmazsa manevi istiklalliği muhafaza edecekti. Arap kılıcı karşısında önce boyun eğdikten sonra İranilik, Hazreti Hüseyin evladını Sasanilerin varis ve takipçisi sayarak, Ehl-i Beyt'in hukukunu müdafaa perdesi altında Arap milliyetine ve İslam dinine dehşetli darbeler vurdu ve eski bir medeniyetin kolayca yok edilemeyeceğini Zerdüşt akidelerini İslam kisvesi altına sokmak suretiyle gösterdi. Mesele anlaşıldı. Tamam. Şimdi hocam, ben bundan sonraki konuşmamda bu Mehdi hadisleri denilen hadisleri geleceğiz hocam. Onlar konu başka 25 tane hadis var. Yani bunların bir mi değil mi? Evet. Bunları konuşacağız. Tabii. Şimdi evet, isterseniz evet. Şefik hocamdan başlayıp öyle geleyim veya siz hiç fark etmez. Peki tamam hocam. Şimdi izleyici sorusu. Bir, bizim konuştuğumuz kavram Kur'an'ı bir kavram mı? Değil mi sorusu. İki, bununla ilgili ayetler var mıdır? Üç, yoksa gerçekten eski dinlerden kültürel olarak etkilenmiş midir? İşte Mesih anlayışı gibi birbirine yakın mıdır? Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Şimdi evvela bir yanlışı düzelteyim. İlahiyatçı dediniz baştan. Ben medrese mezunuyum. Mahmud Efendi Hasan'ın medreselerinden mezun oldum. Ve halen Marifet Derneği bünyesinde müderrislik yapmaktayım. Müderrislik diye düzeltelim hocam. Evet, müderris. İlahiyatta karşı olduğunuzdan değil, değil mi? Yok. Tamam. Biz ilahiyata, yani ilme karşı değiliz. Yeter ki sahih ve doğru olsun. Tamam hocam. Şimdi Muhammed Nur Doğan Hoca Efendi'nin söylediği bazı noktalara tabii açıklık getirmek gerekiyor. Hani Kur'an İslam'ın tek kaynağı olarak değerlendiriliyor, yanlıştır. Biz ümmetin 14 asırdır %90'ını temsil eden Ehl-i Sünnet vel Cemaat Müslümanları olarak İslam'ın yani edille-i şer'iyyesi, şeriat-ı garra'nın delilleri olarak 4 şey sayarız. Bunun birincisi kitaptır, Allah'ın kitabıdır. İkincisi sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, takriratı, tabi hadis usulü uleması buna daha farklı tabirler de yapmışlardır. Neticede budur. Sünnet buna deniyor. Üçüncüsü icma-i ümmettir. Bir asrın ulemasının, bir asrın müştehit alimlerinin bir meselede ittifak etmeleridir ki aslı kıyastır onun. Dördüncü delil, o da kıyası fukahadır. Hem kitapta hem sünnette yeri olan bir unsurdur. Yani bir şey İslam'dan mıdır, değil midir? Bu dördüne dayanıyorsa İslam'dandır. Bizim söylediğimiz. Hı hı. Fakat Muhammed Nur Doğan Hoca Efendi'nin söylediği sadece Kur'an'ı esas alan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine, yani hadis-i şerifleri asla itibara almayan, ki bu parantez içinde söylüyorum, Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem hayattan çıkarmaktır. Hakarettir. İslam'dan yani peygambersiz bir din çizmektir bu. Ve hadis yok, sadece Kur'an. Sonraki... O zaman ne oluyor? Hı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem postacı oluyor. Haşa ve kelle. Yani getirdi Kur'an-ı Kerim, bıraktı gitti. Ona da gerek yoktu. Peki, ki Cebrail Aleyhisselam getirebilirdi. Bir tek soru devam edebilir miyim? Rica ediyorum. Bu hadisler içerisinde getireceğim. Peygamberin idrarını içirdiği
ve şimdi bakın, cennete gittin dediği hadiste dahil midir? Bakın, sizin bağlı bulunduğunuz bir beyefendinin. Ben şimdi o konuyu baştan alacağım. Bu çok teferruat bir mevzu olur. Hocam, bakın, teferruat değil o. Bakın, bakın önemli. Şimdi siz bir unsura odaklanıyorsunuz ve bütün bir külliyatı reddediyorsunuz. Kaldı ki o dediğinizin de yeri var fakat konumuz o nasıl değil. Nasıl yeri var? Konumuz İçirmiş o değil. Bir peygamber idrarını. Konumuz o değil. Ne olur Allah rızası için söyleyin. İçirmemiştir ya. Böyle bir hakarettir kişi. Böyle bir hakaret. Rica ediyorum. Acaba bakın, hangi kafir ve konuyu başka yere çekmeyelim peygambere. Bakın konuyu başka yere çekmemize gerek yok. İtirazları sonra alalım. Biz çünkü üzerinde bulunduğumuz mevzuda konuşuyoruz. Yani sağdan soldan çok talih mevzulara girerseniz bu sefer iş daha ihtisas gerektiren konular olur. Gerek yok. Yani konumuzdan çatmasak daha iyi olacak. Yoksa sabah da yetmez bize. Şimdi dedik edille-i şeriiye dörttür. Hadis-i şerifleri hani sadece Kur'an'ı esas alan izleyicilerimize de soruyorum ben şimdi. Bütün ilim ehli insanlar söylesinler. Sadece Kur'an'ı esas alan, hadis-i şerifleri esas almayan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, yaptığı fiilleri, işte takriratını önemsemeyen, müçtehit alimlerin fetvalarına bakmayan, 14 asırdır böyle bir İslam nerede yaşandı, kimler tarafından yaşandı? Buna cevap verebilir miyiz? Ben rica mi? Ediyorum. Veremezsiniz. Ben vereyim yok, mi? Çünkü. Öyle bir yok. Cevap yok. Vereyim bunun, mi cevap yok. Buyurun verin. Buyurun. Şimdi, ama bir dakika uzatmayın çünkü ben devam edeceğim konuma. Şimdi bakın. Yani bir daha soruyorum. Sadece Kur'an'ı İslam'ın esası alarak Peygamberimizin hiçbir hadis-i şerifini ki Kur'an'ı nakledeni fıkıh kaldırarak bakın, değil, kısaca yani fıkıh ve sünneti. Şimdi fıkıh kitaptan ve sünnetten istifade edilen hükümler tamam manzumesidir. Işte, yani, o ayrı. Tabii. Ama bizim asıl söylediğimiz de hadis-i şerif. Peygamberimizin sözleri. Bunları saymadan hiçbir şekilde hadis-i şeriflere yönel sadece hayatını Kur'an'a göre tanzim eden sayıyorum. Sahabe-i kiram yapmadı. Tabi'in yani sahabe sonraki nesil yapmadılar. Etba'u tabi'in, tebe'u tabi'in, etba'u yapmadılar. Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı böyle bir şey yapmadılar. Ve bir daha söylüyorum. Biz ehli sünnet Müslümanlarız. 1400 senedir İslam'ın kahir ekseriyetini oluşturuyoruz. %90. Peki Hazreti Ebu Bekir böyle bir şey ehli sünnet miydi? Ehl-i sünnetin başı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nereden çıkartıyorsun? Ehl-i bakın sünnet ehl-i sünnet nedir? Hareketti. O zaman bakın şimdi. Şialarda çok şia diyorlar. Çok başa taşıyacağız olayı. Taşımayayım. Hayır şu bakın, izleyicinin sorularına cevap verelim hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mehdiyetle ilgili, mehdilikle ilgili nasıl geçiyor, geçiyor mu? Şimdi şunu söyleyeyim. Hı? Bir daha söyleyeceğim. Sünnet-i seniye yani Peygamberimizin hadis-i şeriflerini bıraktığınız zaman İslam'ı ortadan kaldırıyorsunuz. Ya dikkat Allah edin. Eksik mi bırakmış Peygamberin, Kur'an'da? Peki ben size soracağım. Kur'an'da eksik mi bırakmış Allah? Allah-u Teala, onu söyler misiniz bana? Bakın o zaman ki, bakın, tartışma başka bir noktaya geliyor. Lekum dinakum. Allah evet, dinini tamamladı doğru. Diyor. Doğru. Bir, ikincisi. Ve temmet kelimetu rabbika sıdgan ve adla. Amenna ve sattakun. Peki ne demek bu? Bakın Allah. Peki ben size başka... Bakın Allah Resulü'ne diyor ki... Ve enzelna ileyke zikra litubeyyine linnâsi mâ nuzzile ileyhim. Türkçe mâlinde. Allah-u Teala buyuruyor ki, Arapçasını okuyorum ki aslı üzere okuyayım da bereket olsun diye. Tabii tabii. Ve enzelna ileyke zikra. Habibim biz sana Kur'an'ı indirdik. Niye? Litubeyyine linnâsi. Tamam. Sen onu insanlara beyan edesin beyan, diye. Açıklaştırmak şimdi beyan demek. Nedir? Tebliğdir. Hayır. Beyan kelimesi, beyan kelimesi açıklamak. Tebliğdir. Hayır lütfen. Beyan başka bir şeydir. Kur'an kendini açıklayan bir kitaptır. Şimdi beyefendi. Öyleyse. Kur'an ya, kendini tefsir eden gideceksiniz. Bir kitaptır. Zaten mübin bakın, bir kitaptır. Bakın beyan Kur'an kelimesini. Kur'an mübin diyoruz değil mi? Dikkat mübin edin. Mübin olanın açıklanmaya ihtiyacı var mı? Şimdi, Kur'an kendini zaten kendi açıklıyor. İsterseniz ve ben o kitabı biraz daha okuduğumuz söyleyeyim. Zaman kitap bakın, zaten kendisi kendine açıklıyor. Okuduğum ayeti kerime Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı beyan etmek. Beyan kelimesi Arapçadır. Bir şeyi açıklamak anlamındadır. Hoca Efendi'nin dediği mana hangi kitaptan çıkıyor bilmiyorum. Şimdi hani lisanlı arabada baksanız, kamusa da hangisine bakarsanız. Şöyle, tebliğ manası. Yok tebliğ manası. Şöyle, ona siz yükleyebilirsiniz onu. Ayrı. Hocam, sizin lügatınızda öyleyse bilemiyorum. Şöyle, zamanımız var. Yani sonuçta sünnet Kur'an İslam'ı bu ayrı bir tartışma. Ama oraya geliyor. Hayır oraya gelir yani ama mehdilikle ilgili istemez. İlk başta kavramsal olarak ne konuşuyoruz onu şimdi, bir Hoca anlamamız Efendi, gerekiyor. Hoca Efendi sünneti aradan kaldırınca mecbur onu savunacağız tabii. Tabii. Ha, o zaman sizin sorunuza geleyim. Hı-hı. O konuya bir daha geleceğiz zannediyorum. Hı-hı. Kur'an'da hidayet kavramı var. Hidayet edicilik var. Hidayete ermek var. Yani hedayehdi hidayeten fevuhadin ve zâke mehdiyyün. Hidayet doğruya ulaştırmak manasına gelebildiği gibi doğru yolu göstermek anlamına da geliyor. Hadin hidayet edici Allah-u Teala Hazretleridir. Bu vasfı peygamberleri içinde, salih kulları içinde Kur'an'da kullanmıştır.
Onlar mecazi hidayet edicilerdir. Hidayet yolunu göstericiler, anlatıcılardır. Asıl hidayeti kalpte yaratan Allah-u Teala Hazretleri'dir. Bakara bir dakika. Bakara suresinin Mehdi ayetini demek, okur musunuz? Elif la mim zâlikel kitabu la raybe fi huden lil müminin tamam. Değil mi? Müttakîn. Yani sözümü kesmeseniz yani evet. Müteşekkir olacağım peki. Size. Ben yardımcı olayım. Mehdi kelimesi de hidayete ermiş, doğruyu bulmuş insan demektir. Bu noktada Kur'an'a baktığınızda Mehdi'lik kavramı Kur'an'da yoktur. Hidayete ermek, erdirmek mevzuları vardır. Mühtedi kavramı var mıdır? Mühtedi var tabii. Vardır. Mühtedi de var, hadi onlar de var. Mühtedi ancak fiil olarak var. Şu an bizim burada konuştuğumuz mevzu ne? Mehdi. Ahir zamanda çıkacak olan, Mehdi. Hani bir nevi kurtarıcı tamam, vasfıyla gelecek olan yani. Mehdi'dir. Bu Kur'an'da yoktur. Sözünüz bakı bu kalsın. Sünnette vardır. Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde var. Sözünüz bakı kalsın. Siz Kur'an-ı Kerim'de var demiştiniz. Var tabii. Söylediniz zaten. Yasin suresi 21. ayette ve Zuhruf suresinde var. Şimdi ben isterseniz başlayayım. Hocam bitirsin isterseniz o zaman. Yok yok hocam, bitirsin. Yok yok bitirsin. Tamam, tamam, hocam bitirsin. Ben anlayacağım anlatacağım. Onu söyleyeyim. Kur'an'da var olmaz olur mu? Yani Mehdi kelimesi var ama Mehdi kelimesi geçmiyor. Islahat. Yok. Yani. Bizim anladığımız manada Mehdi Kur'an'da geçmez. Kur'an'da geçmez. Peki Kur'an'da geçen bizim şimdi, anladığımız... Şimdi din Kur'an'dan ibarettir. Hadis-i şerifler yoktur dediğiniz zaman tamam sadakallahu lazım. Bitti. Doğrudur. Tartışma biter yani. Lazım. Yani peygamberi devre dışı söylemiş. Bırakırsanız... Bir de o zaman namazı peygamberin dindeki yerini kaldır atarsanız o zaman zaten bitiyor. Hiçbir şey tartışmaya Allah, gerek kalmıyor. Allah Resulüne diyor ki... O zaman ki, biz onu... Allah hocam rica ediyorum. Kesiyorsunuz ama. Hocam... Ama ben çok dikkat ettim. Kesmemeye çalıştım. Hocam kesmemeye çalıştım. Yani işte tabii hoca efendi böyle düşünebilir. Böyle düşünen birileri olabilir. Ben başta söyledim. Ümmetin %90'ı 14 asırdır ehl-i sünnettir öyle düşünmüyor. Onu söyledim ben. Ben ona göre konuşuyorum. Ehl-i sünnet vel cemaat mi? Ehl-i sünnetin ne olduğunu da burada konuşmamız gerekecek zannediyorum. Konuşuruz hocam. Yani ehl-i sünnet ne demektir? Ehl-i sünnet sonradan çıkma bir mezhep değildir. Resulullah'ın yolunu devam ettirenler anlamındadır. Onun da tarihi muhacirizinde inceleyeceğiz. Tamam, o zaman, ancak şunu söyleyeyim. Buyurun. Mehdilik meselesi hadis-i şeriflerde geçmektedir. Asla ne Zerdüştlük'ten, ne Hristiyanlık'tan, ne Yahudilik, ne başka bir dinden, başka bir inanıştan gelmemiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam beyanıyladır. Kütüb-i tis'a sitte ne ararsanız bütün hadis kitaplarında mevcuttur. İmam Suyuti, Havi isimli kitabında 40'tan fazla sahabinin naklettiğini söylüyor. Mütevatir derecesi. Ondan sonra hani akaid imamlarından bitirin, sadece bitirin, hocam hadisler, kesiyorsunuz rica ediyorum. 10 dakika konuştunuz. Ben bir şey söylemedim ki. Rica ediyorum. Yani ben bir bildiğimi söyleyeyim siz sonra bildiklerinizi söylersiniz. Saadettin Taftazan şey yani akaid üzerine yazdığı muhteşem kitapları var. Orada diyor ki Mehdilik meselesiyle Nüzul-i İsa meselesi mütevatirdir diyor. Kettani 20 tane ayrı sahabinin ismini veriyor ki ben onu yanımda getirdim. Ha Buhari'de yok hocam, diyenler var, yanılıyorlar. Yani hadislere nasıl geçiyor, ayrı gireceğiz. Şimdi eğer siz Kur'an var, hadis yok derseniz o zaman bütün bu ümmeti binlerce, on binlerce alimi Resulullah'a iftira etmekle, yalan söylemekle, dinsizlik yapmakla itham ediyorsunuz demektir. Evet. Tamam. Arif hocam size geçmeden bir reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Tamam. Reklam arası evet. Verelim. Ondan sonra mehdiyet kavramını, mehdiliği konuşalım. Kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Sevgili seyirciler, yeni bakışlarla tekrar karşınızdayız. Mehdilik meselesini konuşuyoruz. Kur'an'da nasıl geçtiğini, mehdiliğin geçip geçmediğini, diğer kavramları konuşuyoruz. İtirazlar var. Arif hocam, şimdi siz hangi tarafta duruyorsunuz? Ben geçiyor mu? Ben Mehdi'nin var olduğuna ve olacağına inanıyorum. Ben Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'in söylediklerinin harfiyen çıktığına ve Mehdi konusunda da söylediklerinin gerçekleşeceğine inanan bir insanım. Ayrıca bu dört mezhebin fıkıh imamları da dahil olmak üzere Kütüb-i Sitte'de de var. Şefik hocamın söylediği gibi, hocamızın söylediği gibi Allah razı olsun. Kütüb-i Tis'a'da da var. Mehdi hakkında bir düzeltme yapabilir miyim? 300 civarında efendim hocam. Geçmediği bir hadis kitabı yok. Yok, aynen öyle. 300 civarında hadis var bu konuyla ilgili olarak. Tabii herhalde onları da ayırmak gerekiyor. Ayırırız. Müstakilden o ayrı bir yazılmış 30'dan tamam. Fazla kitap var. Söyleyeyim. Hadis ulemas tarafından. Şu kadarını söyleyeyim. Bu kadar
gelecekle ilgili. Arif Hocam hangi kitaplarda var? Bu hepsinde var hocam. Ben size dokümanlarımı veririm. Mesela ben size şimdi 25 tane hadisi isnatlarıyla beraber hocam, okuyayım. Hocam hadis konusuna geldi. Ben de okuyayım. O zaman hocam, müsaade yapalım. Buyurun. 25 tane hocam, müsaade edin de hocam, konuşsun. Bir müsaade edin, anlatsın. Ben ağzımı açtığımda siz kapattırmıştınız. Lütfen siz de saygılı olun. Rica ediyorum hocam. Siz de saygılı olun. Dinleyelim, dinleyelim. Yani lütfen, zaten lütfen. Hocam sizi uyardım. Ben de tekrar uyarmama gerek yok. Siz de müdahale ettiniz. Ben yardımcı oldum. Şimdi bu konuda... Ben de yardımcı oluyorum. Yani benim yardımımı kabul etmediniz siz. Hocam kimse nasıl kimse yardımcı olmasın. Zaten gerek yok. Kendi şeyinde söz hakkını alsın. Ben kendime yardım ediyorum. Şimdi bunların hepsinin kabul ettiği ve bugüne kadar gelen İslam alimlerinin müttefakun aleyh derecede geleceklerini kabul ederek müjdeledikleri ve ahir zamanda kıyametin dört büyük ya da üç büyük alametinden birisi olarak saydıkları Hazreti İsa ile de Mesih Aleyhisselam'la da buluşacaklarını söyledikleri bir konuyu inkar etmek akla, mantığa ve İslam inancına aykırıdır. Bunu baştan kabul edelimdir. Bu böyledir. İsteyen eder, isteyen etmez ama şimdi mealciler çıktı ya da bir takım eline Kur'an-ı Kerim meallerini alıp da birilerinin yazdıkları şeylerle kendilerini efendim fıkıh alimi gibi gören bir takım insanlar çıktı ki bunlara Kur'an yetiyor. Bana yetmiyor Kur'an. Bana Resulullah da lazım. Estağfurullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onu açıklayan efendim lazım benim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lazım. Çünkü la ilahe illallah'ın yanına Muhammedur Resulullah koymazsanız hasbuna kitabullah. İman mükemmel olmaz. Hocam söylediğim ne manada olduğunu biliyorsunuz. Siz karıştırmayın lütfen. Siz ne manada olduğunu izleyicilerimiz anlıyor. İnsanlar anlıyor. Bir. İkincisi bir de kavga mahiyetinde ben bu tartışmaların olmasından yana hiç olmadım. Ama maalesef bazıları kışkırtıcı kelimeler kullanarak bizi de belki sinirli, asabi hale getirmeye çalışıyorlar, tahrik ediyorlar. Bundan da ben izleyicilerimizden özür diliyorum şahsen. Ve ben de kendim bu konudan istinkaf ediyorum. Kaçınıyorum, iştinab ediyorum, imtina ediyorum. Eğer benden böyle bir hal zuhur etmişse sizlerden de özür dilerim. Burada bilgilendirelim insanları. Biz ilahiyatçıyız, iyi kötü dindar insanlarız, öyle diyelim yani. Ya da insanlara dini rehberlik konusunda yol gösterebilecek, rehberlik edebilecek insanlarız. Biz kavga edersek kim kavga etmez ya? Geride barış insanı kim kalır? Ha şunu arz edebilirsin. Hocam şimdi Zerdüştlük'ten gidiyor. Hocam Zerdüştlük'e ne gidiyorsunuz ya? Ne gerek var şimdi? Ben de onu söylerim size. Niye İslam kaynaklarında bu işi aramıyorsunuz? Niye bunu acaba Resulullah neden bunu söyledi de yani bu kadar meseleyi söyledi, diğer dinlerin söylediklerini bilmiyor muydu da bunları bize söyledi? Bunun üzerinde neden kafa yormuyoruz? Demek ki böyle bir şey olacak. Her milletin kurtarıcıya ihtiyacı olmuştur zaten zamanında. Onlarda olması bizde olmasını gerektirmez mi? Hocam ya bir soru geliyor. Onu olmaması mı gerekir yani? İzninizle sorayım onu. Yani peki Allah hemen hemen peygamber gönderdiği kavimlere peygamberi gönderdi. Tabii ki. İlahi mesajlarını tebliğ etti. Ve mersenle min rasulün illa bilisani kavmi. Ayet her mesajlarını tebliğ etti. Bütün bununla birlikte beklenen kurtarıcı niye gerekli sorusu soruluyor. Niye gereklisini ben söyleyeyim size. Bakın şimdi bir cemiyet sosyal hayatı yaşamak için çeşitli meslek gruplarına ihtiyaç var değil mi? Var. İğneyi yapan lazım, lambayı yapan lazım, televizyonu yapan lazım, arabayı yapan lazım. Niye bir kişi bunların hepsini yapmıyor? Yapamaz. Gücü de yetmez. Ondan sonra iştirak-ı amel dediğimiz yani insanların birbirlerinin yaptıkları işleri teşvik etmesi, üretmesi, satması, alması, çoğaltması. Zaten dünyaya gönderiliş amacımız o bizim. Dünyayı imar etmeniz için gönderileceksiniz diyor. Hazreti Adem'i gönderdiğinde Allah-u Teala bir şeyde Sure-i Celile'de. Dolayısıyla bizim buraya gelmemiz fikren, zikren, kalben, ruhen tekamül etmemiz için gönderilmişiz biz. Bütün bunlarla beraber tekamül etmek için de bize de rehberler lazım. Mesela şimdi hocam olmasa talebeleri nasıl öğrenecekler? Kendi başına, herkes kendi başına bir şey nereden, ilim olmasa daha doğrusu nereden, nasıl, ne öğrenecekler? Mehdi'yi de bu şekilde düşünmek lazım. Ya da Mehdiyet'e hizmet eden insanları da böyle düşünmek lazım. Zamanı geldiği zaman büyük bir kurtarıcı gelecekse onun altyapısının hazır olması lazım. Tıpkı
bir orduda komutanın askersiz bir şey yapamayacağı gibi. Peki bu yüzyılda bir müçtehidin, müceddidin gelmesi bu mehdilikten ayrılıyor mu? O şimdi ayrı o bir şey. Var. Farklı bir şey. Yani hayır yani o geliyorsa işte o beklenti şimdi yani bakın, kurtarıcı beklentisi. Yani kurtarıcı, bir kere bunu kurtarıcı olarak ele alıyoruz biz. Hı hı. Hadi bekleyelim kurtarıcılığı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Hı hı. Tevekkül yani ve mesela işte insanlar yok. Zor duruma düşerler. Allah-u Teala onların içlerinden birini yani maddi manevi olarak kuvvetlendirir. O bir kurtarıcı olur. 10 kişinin bir kurtarıcısı olur. İnsanlar bin kişinin birbirlerinden yani Salahaddin gibi İslam alemi için bir kurtarıcıydı mesela. Hı hı. Ama bizim bu söylediğimiz kurtarıcı hadi bekleyelim denen kurtarıcı değil. Ne demek canım? Kıyamet alameti olarak Peygamberimiz yani sallallahu aleyhi ve sellem zikrettiği bir olaydır bu. Ya nasıl beklenmeyecek? İşte bakın, bekleniyor hala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gelecek çıkıyor. Hadi bekleyin onu diye bir şey yok. Sonra bakın bakın kaç tane yani mehdi var şu anda. Beklerken yatın demiyor siz ki. Siz diyorsunuz ki İstanbul'da her çıkmış konu diyorsunuz. İstismar edilebilir. Sizin başka bir mehdiniz var, öbürünün başka bir mehdisi var. Tarih içerisinde bu mehdi beklentisi insanları sömürüye çok güzel mümkün, malzeme evet, haline evet, getirmiştir. Hocam tamam, bunu doğru, ama şimdi, bugün de şimdi insanlar bunu istismar ediyor diye ben sabit olan bir şey inkar edilmez ki. Sömüren bir takım güçlerin piyonları bunlar. Şimdi şöyle o zaman lazım, buradan Muhammed senet Allah'tan vereceğiz. Allah'tan başka hiçbir kimsenin kurtarıcısı olamaz. Muhammed Allah hocam sadece kurtarıcıdır ve onun gönderdiği kitap insanları aklıyla, vicdanıyla, ilmiyle kurtarır. İnsanlar ancak kendi kendini kurtarabilirler. Bir başkasını kurtaramaz. Arif hocam bitirsin. Yani bitirsin. Bu tabii biraz hayır, bu konulara çok erken açıyorsunuz. Aslında sistematik olarak evet, gireceğiz. Yani gidilmesi gerekiyor. Ben hocam, o kelimenin üzerine gelirken lügatta müfredatta şeyin mehdi kelimesinin, hidayet kelimesinin türevlerine baktım. Neredeyse lügatın tamamında en çok sayfayı yer verdikleri bir kelime olmuş. Mehdi'yi de oradan geliyor. Hidayet edilen ya da hidayet edilmiş, olunmuş Suyuti hadisiyle de bağdaştıracak olursak Allah onu bir gecede hidayet eder ve insanlara gönderir şeklinde var. Hadis-i şerif burada var. Dolayısıyla şimdi ben oraya girmeyeceğim. O hadisleri konuştuğumuz yerde onu tekrar söylerim. Hadisleri şey yapacağız yani mehdilik hadislerine tamam nasıl geçiyor? Ama bir mehdi konusunu diğer dinler efendime söyleyeyim söylemişler diye bizim peygamberimizin söylemesini kabul etmemek akıl ve mantığa aykırıdır. Bir veya, kere veya istismar ediliyor diye yoktur demek o yüzden evet, değil. Mesela trafik kazaları oluyor diye bu yolları kapatalım, araba fabrikalarını kapatalım demeye benzer. Olmaz. İyi şoför yetiştireceksin, iyi adam yetiştireceksin, şimdi iyi yol yapacaksın, olacak. Size. Hocam Oktar Bey'in peygamber söyledi diyorsunuz da, gerçekten peygamber söylediğine kesin deliliniz var mı elinizde? Hadisler var. Bakın hadis alimleri bile, şimdi hadis bakın, alimleri, şimdi ben hadis alimleri, hocam, isnadını saymadan peygamber şöyle dedi diyen adama feci şekilde onu yalancılıkla itham ediyorlar. Etmişlerdi ama biz o peygamber böyle söyledi. Hiçbir şekilde elinizde deliliniz yok. O süzgeçten geçmiş uydurma hadisleri söylüyoruz biz de. Peygamber söyledi diye bir takım adamların isnadını getirip buraya bakın, sokmayın. Muhammed hocam, peygamber böyle bir şey söylemedi biz, asla. Bize Peygamberimiz öyle bir şey söylemedi ve bütün hadis bakın, kitaplarında var. Bakın size okuyacağım bunu. Nevzat bütün Bey, Mehdi, şey yapalım, o, bakın, bütün şey Mehdi hadislerinin uydurma olduğunu İbni Haldun ve İzmirli İsmail Hakkı Bey açık ve net bir şekilde söyledi. Hocam söylediğiniz biri sosyolog, birisi de evrimci. Kim? Hocam, İsmail Hakkı İzmirli. İkisi de evrimci. O tartışmaya... Ya şimdi siz onları mı bize dedi gösteriyorsunuz? Var tabii hocam ya. Herkes sağ olsun insanları, olabilir. İtikadı yani, bozuk insanları Allah Kur'an'la, Allah sünnetle delil getirecek. Yapmayın, görmem benden aşağıya vurmayın. Görülmez onlar. Muhammed hocam, benden aşağıya vururum ikinci gerekirse. Bölümde, ikinci bölümde yok, sünnet konusuna girdiğimizde daha ayrıntılı konuşalım. Ama şimdi bak, sözümü tamamlayayım. Hoca efendi, hadis-i şerifi delil getirmeniz uygun değil. Hayır, niye getirmeyeceğim? Onu bana getireceksiniz. Benim peygamberim söylemişse ben bunu getiririm herkese. Onu bana getireceksiniz. İzleyenlere getireceksin. Hoca efendi sünneti kabul etmiyor. Şimdi ona önce peygamberimizin hadis-i şeriflerini anlatmamız sünneti gerekiyor. Haşr suresinde, bakın, Haşr suresinde peygamber sünneti getirdiyse bakın şimdi, alın. Hadis, hocam, hadislerin din kaynağı olmadığını din kaynağı da. Ben din kaynağı olduğunu ise Kur'an'dan açıklayacağım. Şöyle anlaşılmıyor bu şekilde. Konu dağılıyor, anlaşılmıyor. Arif hocam, siz mehdiliği bitirirseniz, şimdi sünnet kavramına geleceğiz. Tamam, yani sünnetlerde nasıl geçiyor? Hadislerde. Sahih mi hadislerde, şimdi sahih mi değil mi? Dört mezhebin fıkıh imamları kabul etmiş. Elimde delilleri var. Sayfalarıyla, kitaplarından, sözlerinden yerleri var. Tamam. Ve Kütüb-i Sitte'nin tamamında da bu hadisler geçiyor. Buhari ve Müslim'de Mesih, Hazreti İsa ile birlikte geçiyor. Hazreti İsa gelmeden önce de Mehdi gelecek. Dolayısıyla onlar
aradaki cümlelerin içerisinde onları da satır aralarında onları da bulmak mümkün. O ikisinde. Onlar sadece bunu Kettani'nin dediği gibi La Mehdiye ille İsa dediği için Efendimizin bu hadisi mütevatir bir hadisi değil. Değil midir? Rica ediyorum Kettani, onu açıklayayım. Kettani öyle kabul ediyor da. İbn-i Mace rivayetidir. Hoca Efendi Hüsnü'nü kabul etmediği için o dinlemeyebilir ama diğerleri dinlesinler. Ben bu, o konuyu açıklayayım. Bakın hocam, bakın. Bu hadis sizin diğer bütün hadislerinizi berhediyor. Bir saniye. Ortadan özür dilerim hocam. Özür dilerim. İşte onu söyleyeyim. Sizin bütün Mehdi hadislerinizi bu biraz önce zikrettiğin hadis bütünüyle iptal ediyor. Şimdi izleyicinin özür dilerim. Ben ona dayanarak söyledim. Özür dilerim. İzleyicim. Evet. Diyor ki biz bir şeyler anlamaya çalışıyoruz ve biz anlamaya çalışıyoruz. Hadis konusuna ayrı geleceğiz. Dolayısıyla ilk kavramımız Mehdi'li kavramı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Mehdi derken neyi kastediyoruz? Mesele buydu. Siz dört tane, yani bütün alimlerin bu konuda ittifak halinde olduğunu söylediniz ve hadislerde geçtiğini söylüyorsunuz. Söylüyorum. O zaman Kur'an-ı Kerim'de de iki tane ayetin buna işaret ettiğini, hatta dört tane ayetin, tefsirciler de bunun delil getiriyorlar. Mesela birisi Tevbe suresindeki Allah'ın nurunu ağızlarıyla yürüdüğün en yutfu nur Allah bi effe ve yeballah günle itum men nura ve levkereyel kafirun ayet-i kerimesini. Bir tane de Saf suresinde aynı ayet var. Vallahu mütümmi nuru ve levkereyel kafirun ayet-i kerimesini. Ne alakası var Mehdi'yle bir de İttebu menle yeselikü mecram ve muhtedun ayetini. Bir tane de Eleyhisallahu bi kafin abde ve yukafiyuneku billedine min dünihi ve men yudlillahu fema lehu min had ayeti kerimelerinin delil getiriyorlar. Ama orada Mehdi olarak değil başka bir şey. Kavram olarak değil de hidayete erdirilmiş. Doktor hocam. Kur'an'da geçmiyor. Tamam onlar yani, bu şekilde. Tamam yani şöyle. Delil getiriyorlar dedim ben. Yani bunu var olduğunu şimdi bu şekilde şimdi şöyle Kur'an'dan işaret olarak bunu hani mefhum olarak anlamış olabilirler. Böyle fakat tabi normal şartlarda Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Şimdi hocam siz bu konuda farklı herhalde düşünüyorsunuz. Çünkü bak, bu konuda Türkiye'de. Ben delil vereceğim. Yani ben değil Allah ne diyor ona bakacağız. Peygamberimiz ne diyor. Buyurun. Ve İslam alimleri ne diyor ona bakacağız. Net delil. Lütfen sözümü kimse kesmesin. Ben anlatayım. Bir kere Mehdi inancı haktır mezheplere göre. Kur'an'da tabii ki var. Yani Kur'an'da böyle önemli bir konunun olmaması imkan yok zaten. Bakın Kur'an'da Allah İslam'ı mutlaka dünyaya hakim kılacağını bildiriyor. Kur'an'da ayrıca bütün Müslüman toplulukların bir lideri var. Hristiyanların lideri var. Musevilerin lideri var. Masonların lideri var. Müslümanların bir lideri olmaması beklenemez zaten. Hazreti Süleyman, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Peygamberimiz hepsi zamanının Müslüman topluluklarının lideriydi. Aynı zamanda da mutlaka Müslüman toplumun bir lideri olması gerekiyor. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Masonların lideri sözümü kesmeyin. Sözümü kesmeyin. Şeytandan Allah'a sığınırım. Günümüzün Mehdi'si mason olabilir mi? Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Allah'ın vaadi. Allah vaadinden asla dönmez diye bildiriyor Kur'an'da. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak İslam'ın dünya hakimiyeti. Kendileri için seçip beğendiği dinlerin İslam'ı kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Nur suresi 55. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arz-ı salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Bunlar yani Zebur'da da var, Tevrat'ta da var. Ve çok sayıda ayette Allah İslam'ın dünya hakimiyetini vaat ediyor. Bu mutlaka olacak. İslam hakim olduğunda bunu mutlaka bir lideri olur. İşte biz ona Hazreti Mehdi diyoruz. Nereden biliyoruz? Peygamberimize gayb bilgisi vahiy yoluyla bildirilmiştir. Aynen. Allah diyor ki bakın, Allah gaybı kimseye muttali kılmaz, açık tutmaz. Ancak elçilerinden diledikleri hariç. Nitekim Kur'an'da Bizans'ın galibiyeti, Mekke'nin fethi gayb bilgileri olarak bildirilmiştir. Ve sana diyor, vahyettiğimiz gayb bilgileridir diyor. Vahiy yoluyla bildiriyor. Ahir zaman alametleri ve biz bunları ahir zamanda tecelli ettiğini görüyoruz. Arka arka 36 yıl boyunca yüzlerce alamet ortaya çıktı. Hadislerin iki çeşidi vardır. Birincisi Kur'an'la mutabık olması gerekir. Kur'an'la mutabıksa kesin doğrudur. İkincisi olay bildiren hadisler. Ahir zaman hadisleri böyledir. Olay bildirir hadis. Olay gerçekleşmişse Peygamberimiz söylemiştir. Örneğin bakın Lulin kuyruklu yıldızı diye bir yıldız. Şimdi bunu gösterirsek tarihte bütün kuyruklu yıldızlar, bilinen kuyruklu yıldızlar tarih bilgisi olarak hep tek kuyrukludur. Peygamberimiz dönemine kadar hiç kimse çift kuşlu kuyruklu yıldız diye bir yıldızın varlığından haberdar değil. Peygamberimiz hadiste bildiriyor. Bakın Peygamberimiz şöyle bildiriyor. Ashabın verdiği habere göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Vaad edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasil Melik Horasan'a vardığı zaman şark tarafından iki dişli yani iki kuyruklu münevver bir boynuz çıkar. Şark tarafında bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir.
Sabitlerin seyri mağripten, batıdan, meşrikadır, doğuyadır. Çünkü her günkü irtifi geçiş yönü ise meşrikten mağribedir. Şimdi ben bunu anlatayım ne demek istediğini. Bütün kuyruklu yıldızlar. Bu hadis hangi bir saniye. Hangi kaynakta kesmeyin. Soruyorum. Bütün kuyruklu yıldızların. Doktor Bey. Bütün kuyruklu hangi kaynakta? Bir saniye, hangi hadis kitabında var? Hayır Muhammed bir dakika. Bu fiten kuyruklu yıldızların, kuyruklu yıldızların uydurmaları getirip peygambere Muhammed iftira Bey, etmeyin. Kesmeyin. Hangi sözümü hadis kitabında kesmeyin. Söyler misiniz tamam, bana? Tamam söyleyeceğim şimdi. Söyleyin lütfen. Bir bekleyin. Hangi hadis kitabında bütün, var mı? Bütün kuyruklu yıldızların hepsinin tek bir kuyruğu vardır. Bakın burada görüyorsunuz çift uçlu kuyruklu yıldız. NASA bunun fotoğrafını çektiğinde hiçbir tarih bilgisi yok. İlk defa güneş sistemine giren Lulin kuyruklu yıldızı ve dünya medyasında bakın haber oluyor. Bütün dünya bunu haber yaptı. Şurada göstereyim şöyle. Bakın yeşil kuyruklu yıldız dünyayı teğet geçti. Ve Lulin'i gösteriyor burada. Buradan nereye varıyorsunuz hocam? İşte buradan bakın diyor ki Mehdi'nin zuhur alameti diyor. Bunun gibi yüzlerce alamet gerçekleşti. Kabe'ye kanlı baskın, İran-Irak savaşı, Afganistan işgali, Azerbaycan işgali, depremlerde artış. Peygamber'e iftira şimdi bakın, ediyorsunuz. Bir dakika. Hangi hadis İmam Rabbani, İmam Rabbani, Mektubat-ı Rabbani 381 mektup sayfa 1184'te bildiriyor bunu. Ne bundan bildiriyor? Önce, bundan önce hangi bir saniye dur. Bir dakika Muhammed Bey sözümü kesme. Mı? Yapmayın Hazreti ya. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunda bitirsin. Çift abi kuyruklu yanlış, bir yanlış söylüyor. Tamam sen yanlış söylüyorsun. Peygamber'e iftira ediyor ya. Düzeltirsin. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunda şimdi bir hadis daha okuyorum. Çift kuyruklu bir yıldız çıkacak. Ve öyle parlak olacak ki dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki bütün hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önce önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak. Şimdi bakıyoruz. 2009 yılında Lulin çıktı. 2009 yılında Lulin çıkmadan önceki kuraklık. 2006, 2007, 2008. 3 yıl boyunca bakın bütün dünyada kuraklık oldu. Türkiye'deki barajlar da kurudu. Global ısınma dediler. Lulin geçti 2009 yılında. 2009 yılında Lulin geçer geçmez bütün dünyada sel ve yağış başladı. Bu şimdi neyi gösteriyor biliyor musunuz? Hadis doğru. Çünkü bir olay bildirilmiş, tarihte hiç kimsenin bilmediği çift uçlu bir kuyruklu yıldızın geçeceği ve geçiyor. Aynen. Ne demek bu biliyor musunuz? Ahir zamanın alametleri birer birer boncuk tesbih tanesi gibi gerçekleşir diyor. Bakın kanlı Kabe baskını olacak diyor Peygamber Efendimiz. Bir saniye ya Muhammed Bey. Hocam hadis kitaplarını ben söyleyeceğim. Bu arada saniye kapıldım. Hadis kitaplarındaki kaynakları ben söyleyeceğim inşallah. Fiten kitaplarından, Melhame kitaplarından çıkarttıkları şeyleri getirip hadis diye bize şey yapmaya çalışıyoruz. Kanlı Kabe baskını diyor Peygamberimiz. Hadis ulemasını uydurmakla itham edebiliriz. Onlar başka şimdi tartışılabilir. Kanlı Kabe baskını. Ne zaman diyor biliyor musunuz? Onun çıkacağı yıl diyor Peygamber Efendimiz. Ve 7000 yıllık hadisler var. Yani 7000 yıl insanlık tarihi. Ne zaman oldu hocam Kabe baskını? Evet. Ne çok zaman enteresan oldu? Bakın çıkacağı yıl dediği tamam. 1 Muharrem Hicri 1400 yani 21 Kasım 1979'da Kabe'yi bastılar. Doğru. Kanlı Kabe baskını. Hayır şuraya varmak istiyorum. Yani eğer o işaret ediliyorsa yani Hazreti Mehdi, Mehdi Aleyhisselam nasıl ifade edeceksek evet, çıktı mı? Çıktı. Çünkü Mehdi zaten ahir zaman alametlerinin ilk ve en önemlisidir. Bunu hadislere bildiriyor Peygamber Efendimiz. Bediüzzaman Said Nursi de söylüyor. İlk ve en önemli alamet zaten Hazreti Mehdi'dir. Kim kurtarıcı Mehdi konusuna ya? Gelelim. Söyler hangi misin? Coğrafyada bilelim hocam? Ya. Nereden çıktı? Tamam onu Peygamberimize soruyoruz. Nereden çıktı diye. Bakın diyor ki 6 şey olmadan kıyamet kopmaz. Altıncısı diyor Medine'nin fethi diyor Peygamber Efendimiz. Hangi Medine ya Resulallah? Medine'nin şehir anlamı var çünkü. Hangi Medine ya Resulallah diye sorduklarında Konstantiniyye diyor İstanbul. Aynı zamanda Peygamberimizin kutsal emanetlerinde çıkacağını bildiriyor. Şimdi yanılgı şuradan geliyor. Bazen hani Şam, Küfe diye duyarsınız Medine diye. Ondaki yanılgı Bediüzzaman Said Nursi açıklıyor. Diyor ki bunlar eskiden İslam'ın merkeziydi. O dönemde yaşayanlar İslam'ın merkezi burası olduğunu düşünerek, hep böyle kalacağını düşünerek Mehdi'nin de buradan çıkacağını düşünmüşler. Ama çıkacağı yer İstanbul'dur. Peygamberimizin bildiği. Ona yakın hadis var. Diyar Rum'dan ayrılmayacak diyor. Diyar Rum Türkiye, Türkiye'den ayrılmayacaktır diyor. Şimdi bakın. Mehdi Kur'an'da Mehdi'yi geçmiyor dediler değil mi? Yasin suresi 31. ayeti, 21. ayeti okuyorum. Tebliğlerine karşılık sizden ücret istemeyen, bir kere Müslüman asla ücret istemez. Ne maaş alır, ne para alır, ne ücret alır dini tebliğde. Bu kişilere tabi olun diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve onlar Mehdi'lerdir. Hidayet ermiş ve hidayete erdirenlerdir. Muhtedün, hidayete ya, peygamber ermiş. Mehdi kelimesi, Mehdi kavramı geçiyor mu? Mehdiler, Mehdi'lerden bahsediyor. Mehdi, peygamberlerin Mehdi'nin değil mi çoğulu. Hocam? Lütfen konuşun ya. Hocam ben hadislerden konuşacağım. Peygamberlerin şimdi tamam, Mehdi diye şey yapıyorsunuz. Allah, 36. ayet. Ücret Allah, istemeyenler peygamberlerdir. Onlar, hayır, hayır, biz sizden ücret istemiyoruz diyorlar. Sizden ücret istemeyenler uyuyun diyor. Lütfen ayette uyumayın demek. Şimdi şöyle. Zümer suresi 36. ayet. Dini bir konu konuşuyoruz. Bu
kaynaklı konuşulmalı. Evet. Kaynağını Zümer söylesin. Kaynağını bak söylemesin. Hep delil veriyorum. Söylesin kaynağını. Net delil. Yok. Yani daha da vereceğim, daha var yanımda. Hocam kaynak rica ediyoruz. Kaynak söyle. Evet. Hangi Allah, hadis şeytandan kitabında? Allah'a sığınırım. Zümer suresi 36. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkalarıyla, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi delalete bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Hadin kelimesi geçiyor burada. Yine Mehdi. Ya Kur'an'da Mehdiyet var. Tamam. Zaten İslam'ın dünya hakimiyeti Mehdiyet demek. Tamam. Ve şimdi, bir dakika, bir şey buyurun. Daha var, bir konu daha var. Buyurun. Allah Kur'an'da Müslümanların birlik olmalarını emrediyor. Şöyle buyuruyor Allah. Hepiniz diyor Allah'ın ipine, yani Kur'an'a sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın diyor. İşte Müslümanlar birlik olduğunda, İslam'ın dünya hakimiyeti, bütün Müslümanlar birleştiğinde bu da Mehdiyettir ve onların mutlaka bir lideri olur. Yani lider olmaması mümkün değil. Türkiye'nin bir lideri yok mu? Var. Cumhurbaşkanı var. Almanya'nın lideri var. Masonların lideri var. Hristiyanların lideri var. Tabii ki Müslümanların bir lideri olacak. Bundan doğal karıncaların bir lideri var. Şimdi Mehdi etiketiyle gelen sorular şu an TT olmuş yani durumda. Yani çok net. Daha delil var, ben vereceğim. TT olmuş durumda. Dolayısıyla evet, çok sayıda soru geliyor ama fıkhi açıdan bir soru var. Ben onu Şefik Hocam'a sorayım. Böyle bir programı yapmak nifaka sebep olmak mıdır? Hayır canım. Şimdi, hayır, işin ehli olan insanlar gelmeli ve halkı aydınlatmalılar. Hı hı. Şimdi bizim halkımız, yani Türkiye halkı 1000 senedir ehli sünnettir. Asıl olan ehli sünnetin, hadis alimlerinin gelip burada konuyu izah etmeleridir. Hocam, şimdi lütfen, şimdi hoca efendi falan sınırlandırmayın. Bu din alimlere gelmedi. Bakın Şefik şimdi hocam, rica ediyorum. Bu rica din ediyorum. Allah bütün bakın, insanlara bakın, gönderdi. Her işin bir ehli vardır. Din meslek değil, din meslek değil. Hocam bakın, kesmeseniz. Biraz önce şey, din bir meslek hocam, değil. Hocam kesmeseniz. Din Allah'ın insana yönelttiği bir teklif. Yani bu şu demektir. Kur'an geldi, başka bir şeye gerek yok. Herkes kendisinin mezhebinin sahibi olacak. Bu yanlış bir şey. Her işin bir ehli vardır. Siz hastalandığınız zaman kendinizi tedavi edemiyorsunuz. İlla ki doktora gitmeniz o gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Bu böyledir. İşin ehli olmalı. Siz edebiyatçısınız, dini bir mevzu tartışıyorsunuz. Ben edebiyat yani, meslek bak. Din meslek değil lütfen. Din meslek bakın, değil. Ama işte biz de bunu meslek olsun diye yapmıyoruz bakın, zaten. İlahiyatçıya derseniz o zaman bugün ilahiyatçıların şu andaki kültürüyle Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i imtihan edin, inan sıfır çekerler. Şimdi çünkü bu usul okumadığı başka bir şey. İlahiyat onları bilmiyoruz. Bugün bir kültürdür. Bir şöyle din yapacağız. Din usulü var. Din ise bir kültür var. Değil. Şöyle yani yapacağız. Edebiyat şöyle, olduğu gibi. İzleyicinin en fazla gelen sorusunun cevabını bulmak anlamında eski dinlerdeki Mehdilik inancı, Mesihlik, kurtarıcı meselesini bir anlamamız gerekiyor. O yüzden bir telefon bağlantısı yapacağız. Tamam. O kısım eksik kalmasın. Çünkü konuşacağımız konunun kavramını iyi oturtmak gerekiyor. Tamam, söyleyelim. Dolayısıyla anladım. Avni Hocam, telefon attığımızda hocam anladım, iyi geceler. İyi geceler. Şimdi hocam, sizin uzmanlık alanınız eski inanışlarda, kültürlerde mehdilik meselesi, kurtarıcı meselesi. Bir kısaca toparlayabilir misiniz? Nasıl geçiyor eski dinlerde? Biraz önce ifade edildiği gibi kültürel alanda bir etkilenme midir? Yoksa başka bir şey midir? Buyurun hocam. Evet, ben programa iştirak eden hocaların hepsini iyi niyetle, iyi dileklerimle selamlıyorum. Ve her şeyden önce bir kendi inancımı, tavrımı ortaya koymak istiyorum. Yani ben niye inanıyorum, neden buna ihtiyaç duydum? Bu tartışmada çok itham edici tavır içerisinde buldum bazı arkadaşları. Özür diliyorum, kusura bakmasınlar. Çünkü öyle bir tavır var ki bunun neticesinde ben kendi araştırmalarım, ilmi bilgilerimi ortaya koyduğum zaman öyle zannediyorum ki bir kenarda iddiama da uğrayacağım. Çok korktum yani. Şimdi o zaman ben kendimi bir ifade edeyim. Ben Kur'an-ı Kerim'e inanan bir insanım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine inanan bir insanım. Ve ehl-i sünnet inancındayım. Bunları ifade edeyim. Ama bu demek değildir ki şimdi oradaki arkadaşlarımın çoğunun ifade ettiği gibi falanca kitapta var, Suyuti'de var, ötekinde var, berkinde var. Şimdi Kur'an'ın esasına uygun olup olmadığı, hadis ilmine göre sahih olup olmadığı tartışmaları eğer
ele alınmazsa, bir metodoloji esası ele alınmazsa bir yere varmak mümkün değil. Nihayet İslam'ın, Kur'an'ın bir peygamber anlayışı esas alınmadan, peygamber kim bakılmadan meseleye bakarsak bir yere varmaya varma imkanımız olmadığına inanıyorum. Çünkü Kur'an'ın ortaya koyduğu bir peygamber inancına mugayir bir takım iddialarda bulunulabilir ve bunu falan imam, falan alimler, şu kadar çok alim söyledi de denilebilir. Nitekim deniliyor. Ama bunları tartışmayacaksak Kur'an esasında, sahih hadisler esasında bir yere varmak mümkün değil. Bundan sonra sizin sualinize geliyorum. Mehdi kültürü bütün eski dinlerde, toplumlarda, günümüze kadar her toplumda aşağı yukarı bir kültür olarak ortaya konulmuş. Herkes kendine göre de bir mehdisi var, bir bağlandığı kimse var. İslam ise bireyi daha yetişkin bir hale koymak için gelmiş. Ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve ondan sonra başka peygamber gelmeyecek. Ne demek bu? Yani sahabeyi, insanları öylesine terbiye ediyor ki, etmiş ki, öyle bir yol çizmiş ki, bundan sonra insanlarımız kendi ayakları üzerinde duracaklar. Birey olacaklar. Ve bu sayede de bütün dünyaya hakim olacaklar. İlmiyle, medeniyetiyle. Bugün Müslümanlar o durumda mı? Neden bu durumdayız? Bunları niye sorgulamıyoruz? Biz ne kadar anladık? Muhammed Aleyhisselam'ı ne kadar anladık? Bunları tartışmadan bir usul hatası olarak görüyorum. Özür dilerim. Ben bu anlayışım böyle. Mehdilik inancı, Mehdi esası, Mehdilik iddiası en eski dinlerden, en eski topluluklardan günümüze kadar her toplumda aşağı yukarı müşkil durumda kalmış olanların mücadele etmek yerine hemen sığınıştırdıkları, eteğine yapışıverdikleri ve her yönüyle kutsadıkları bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Bakın, hadislerde gözüken Mehdi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan daha büyük iş başaracak. Bu nasıl bir şeydir? Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam'dan onun başaramadığı işi, Muhammed Aleyhisselam bütün dünyayı fethetmedi. Her şeyi, yani bu bütün fetihleri yapmadı ama Mehdi yapacak bunu. Hem de ne kadar zamanda yapacak? Bakın hadislere. Bunu 7 senede yapacak. Allah aşkına bu nasıl olacak bu? Bunları niye tartışmıyoruz? Kaldı ki şimdi ben hadislere, sünnete inanan bir insanım. Başlangıçtan beri beni tanıyanlar bilir, bütün talebelerim bilir, etrafımdaki cemaat bilir. Bu inançtayım. Ama şimdi ben kendi kitabımda da tartıştım bunu. Hadis ilmini, hadisleri cerh ve tadil ilmi diye bir ilim var. Hadis alimleri bunu yapmışlar. Baksınlar şimdi bu hadis mehdilikle ilgili hadisleri böyle araştırmadan, tartışmadan bir hükme varmak ve ondan sonra da buna karşı duranları fevkalade ittiham edici tavır içerisinde bulunmak son derece yanlıştır. Dolayısıyla bu türlü bir ittiham yerine bu hadisleri hadis ilminin gerektirdiği, bir hadisçi alimin gerektirdiği tarzda tartışarak ortaya çıkmak gerekir. O zaman Kur'an'da belirtilen bir peygamber anlayışına sırt bir yerde miyiz, değil miyiz? Bunlar üzerinde durmamız lazım. Nihayet İslam'da bir idare anlayışı, imamet anlayışına bir bakmamız lazım. Bu hadislerde peygamberin, Kur'an'ın anladığı, anlattığı, bildirdiği esaslara karşı ifadeler mi var? Yoksa ona tam mutabık mı var? O zaman Kur'an'a mutabık olmak mecburiyeti var. Kur'an'a mutabık olmayanlar üzerinde ne yapacağız? Kur'an-ı Azimüşşan'da
bütün insanların en şereflisinin Allah'tan en çok korkan olduğu bildiriliyor. Bakın bu bir takım hadislerde, bu hadis olarak gösterilenlerde Peygamber Efendimiz yalan üzere ifadede bulunan Efendimiz'e nispet edenleri cehennem ile efendim müjdeleyip dururken biz fevkalade cesur bir şekilde işte efendim burada şu hadis var diyoruz. Peki ama o hadis Kur'an ayetlerine karşı bir hüküm ifade ediyorsa bunun üzerinde hiç durmayacak mıyız? Peki hocam Mehdilik'le ilgili bir toparlarsak. Tamam toparlayayım. Hı hı. Geçmiş bütün dinlerde tamamında geçmiş toplulukların tamamında ve bugünkü topluluklarda da bir müşkil durumda kalanların sığınağı olarak böyle bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu anlayış devam edecektir, böyle bir kültür. Ama bunun yerine birilerinin eteğine yapışmak, birilerinden medet ummak yerine birey olmak lazım. Bu demek değildir ki bir hocaya, bir mürşidi kamile biz uymayalım, onu küçük görelim, böyle bir anlayışa sahip değiliz. Elbette iyi insanlar ile oturulup kalkılacaktır, onlardan bir şeyler alınacaktır. Ama kendi şahsiyetini bir kenara bırakmadan. Çok... Evet, ben böylece toparlamış olayım. Avni İlhan Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. İsterseniz şöyle yapalım, bir reklam arası verelim. Tamam. Reklam arasından sonra sünnet kavramı üzerinden mehdiyet meselesine gelelim. Burada mehdi konusunda var. Yani birkaç tane çok nokta söyledi. Oldu. Ben de o konuda bir şey söylemek istiyorum. Tamam, reklamdan sonra hadisleri ben tabii şey hadis konusuna gireceğiz. Hayır, bu mehdi hadislerini ben 25 tane onları sayacağım. Bunların mütevatir olup olmadığı konusu çok önemli çünkü. Tam o konuya girmiş olacağız. Zaten evet. Çok sayıda soru var. Mesela şimdi 7 yıl meselesi dediniz. Evet. İşte siz yani çelişkileri de koyacağım. Hazreti Mehdi'nin geldiğini ifade ettiniz. 7 yıl, 10 yıl, 90 şimdi yıl. Şimdi nereden yani sonuç itibariyle hangi coğrafyadan çıktığı, işte Deccal'ın kim olduğu, Süfyan'ın kim olduğu, evet. Bütün bunlar soruluyor. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Sevgili seyirciler, tekrar karşınızdayız. Mehdiyet kavramını, mehdiliği konuşuyoruz. Birinci bölümde özellikle ne konuştuğumuzu anlamaya çalıştık. Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini ve nasıl işaret edildiğini konuştuk. Çok farklı itirazlar söz konusuydu. Avni İlhan Hocam'dan özellikle tarihsel boyutunu almaya çalıştık. Şimdi isterseniz şeye gelelim. Yani siz söz hakkınız... Size vereyim söz hakkını. Özellikle hadis boyutu çok tartışılıyor. Bununla ilgili hocam olarak... Yalnız hadisten önce bir Kur'an'dan bir ayetle cevap verelim mi? Bu kurtarıcı konusu çok gündeme geldi. Hiç cevap verilmedi buna. Vereceğiz bir hocam. Ayet okuyayım, bir ayet sırası okuyayım. Geldiğinde verelim. Kur'an'da kurtarıcı var mı yok mu? Şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla. Diyen erkekler, kadınlar, çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. Kurtarıcı gönder. Bediüzzaman da diyor ki bakın, çünkü her zaman, her asır kuvve-i maneviyenin, manevi kuvvetin takviyesine medar, vesile olacak ve yeisten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Mehdi şevkten düşürmez. Aksine bakın Mehdi manasına yeisten kurtaracak. Şimdi o zaman şey olarak bakıyor Bediüzzaman Said. Şöyle yapalım. İsterseniz biraz hadis konusunu biraz daha erteleyelim. Sebebi şu. İzleyicinin en fazla olduğu sorulardan bir tanesi. Siz bir meseleyi konuşuyorsunuz ama Ehl-i Sünnet'te bu mesele nasıldır? Şia kaynaklarına nasıl geçiyor? İşte Risalelerde bununla ilgili farklı yaklaşımlar var. İlyas Hocam, sizin hem uzmanlık alanınız. Önce isterseniz yani Şia kaynaklarına nasıl geçiyor kısmını zaten soracağım ama bu tartışmaya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Önce şunu söylemek lazım. Biz bir terimden, bir kavramdan bahsediyoruz. Mehdilik. Bunun anlamı şu. Ahir zamanda geleceğine inanan ve ümmeti kurtaracağı kabul edilen şahıs. Terim anlamı bu. En genel anlamda. Bundan bahsediyoruz. Şimdi soru şu. Bu anlamda, terim anlamında Kur'an-ı Kerim'den Mehdi kelimesi geçiyor mu? Cevap. Geçmiyor. Ne geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de Mehdi anlayışı olduğunu söyleyen bazı kesimlerin bazı ayetleri bu anlayışla irtibatlandırmaları,
buna delalet ediyor, işaret ediyor demelere geçiyor. İşte babuna bir teşekkür ediyorum. Bazı ayetleri okudu. Benim de önümde ayetler var. Mesela biz de burada yazdık. Yeryüzüne salihler varis olacak. Bunlardan birisi. Veya başka bir ayet. Böyle küllü kavmin her, her topluluğa bir kılavuz Allah göndermiştir. Şimdi bunlar açıkça hiçbir ayet. Babuna bir okuduğu ayetler, bu hususta Kur'an'da ayet var diyenlerin dillendirdiği ayetler, ben tetkik ettiğimi söylemek durumundayım. Hiçbirisi salih ifadesiyle açık bir biçimde bizim burada konu edindiğimiz Mehdi konusunu, kavramını ortaya koymuyor. İslam'ın dünya hakimiyetini kabul ediyor musunuz? İzinledi misiniz? Bitireyim. İslam'ın dünya hakimiyetini bitirsin hocam. Dolayısıyla bunu önce bilmek lazım. Yine, bakın hadislere geçeceğim. Yine Buhari ve Müslim'de Mehdi kelimesi imam değil, İsa değil, Mehdi olarak konuştuğumuz terim anlamıyla yok. Ne Buhari'de ve ne Müslim'de geçmemektedir. Bunun da altını çizmek lazım. İki. Tabii o geçmiyor. Mehdi anlayışı Ehl-i Sünnet'te bir iman prensibi değildir. Ebu Hanife'nin itikadı sayılan kitaplarında, ondan sonra yine Gazali dahil olmak üzere ilk dönem, ki Gazali müteahhirin döneminin başlangıcını temsil eder. O zamana kadar kelam kitaplarında, akide kitaplarında Mehdilik, Ehl-i Sünnet kaynaklarında iman konusu yok, yer almaz. İman konusu değil. Bir konu olarak da geçmez. Çok özür diliyorum. Yeri gelmişken o soruyu sorayım. Çok fazla soruldu. Mehdi'yi inkar etmek ve kabul etmek. Ehl-i Sünnet açısından küfre götürmez. Tamam. Şimdi hemen kıyaslayayım. Fakat buna itirazı olan var mı hocam? Olabilir. Ben izin verirseniz tamamlayayım. Tamam. Ben tamamlayayım. Tamam, fakat konuya Şiilik açısından baktığımız zaman farklı bir tablo çıkar ortaya. Şia'da Mehdi anlayışı iman esası sayılan imamet anlayışının bir parçasını teşkil eder. Şia'da 12 imam Şiasını kastediyor. İran'da devlet, Irak'ta hükümet olan şu anda Şii dünyada, İsnaşiye Şiasında Mehdi 12. imamdır. 874 tarihinde küçük gaybete, gizliliğe çekilmişti. Şu anda yaşamaktadır. 1100 küsür yaşındadır. Günün birinde zuhur edecektir. Hayattadır. Nerede olduğu bilinmemektedir. Dolayısıyla buna inanmak imamet inancının bir parçasıdır. Dolayısıyla bir kimse eğer ben Mehdi'ye inanmıyorum, 12. imamın imametini, Mehdi'ni kabul etmiyorum derse, o bir iman ilkesini inkar etmiş olur Şia'da. Şia'ya göre. Evet, Ehl-i Sünnet'e göre ise bir küfür söz konusu değildir. Hı hı. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum uzatmadan. Madem Kur'an-ı Kerim'de açık bir biçimde terim anlamıyla Mehdi kelimesi geçmiyor, Buhari ve Müslim gibi sahihayn denilen iki temel hadis külliyatından geçmiyor, peki diğer hadis külliyatında nedir mesele? Teferruata girmeyeceğim, uzatmayacağım da konuşmamı. Diğer hadis kaynaklarına geçiyor. Şimdi burada Nurdan Bey hassasiyet gösteriyor. Bu konuda farklı kanaat sahibi olan hassasiyet gösteriyor. Kur'an'da geçmediği için biz bunu nasıl anlayacağız diyorlar. Şimdi bu bugün tartışmıyor değil. Buna benzer düşünceler, siz işaret ettiğiniz açılış konuşmasında, İslam tarihi boyunca yapılmış, bugün de yapılıyor, yarın da yapılacak. Ve buradan net herkesin birleştiği bir kanaat çıkmayacak. Çıkması beklenmemeli. Bilgilerimizi ortaya koymalıyız. O halde hadisle ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim uzatmadan. Hadislerde İbn-i Mace'de, Tirmizi'de, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Taberani'de, Buhari ve Müslim'in şartlarını taşıdığı halde sahihinde yeri almayan hakimin müstedrikinde bu konuyla ilgili rivayetlerin geçtiğini biz biliyoruz. Bu rivayetler konusunda yine şuradaki manzara, Nevzat Bey, şuradaki ihtilaflı manzara aynen İslam alemleri içinde söz konusudur. İslam alemleri, hatta hadisle uğraşanlar dahil bir kısmı demişlerdir ki bu hadisler zayıftır veya bir kısmı öteye de geçen nispette bulunmuşlardır. Uydurmadır. Fakat demişler. Bir kısmı da bu konudaki hadislere bakıldığında bunlar tevatürü manevi teşkil eder, hüccettir, dinde bağlayıcıdır demişlerdir. O halde ihtilaflar olacaktır. Diyelim ki Hacer el-Eskalani, Es-Savaykul Muhikan'ın müellifi İbn Hacer el-Heytemi veya Heysemi gibi alimler bu konuda tevatür var, tevatür yakın hadisler var derken, Şevkani buna benzer bir görüş ortaya koyarken, Nurdan Bey söyledi, daha başka İslam alimleri bu konuyla ilgili bu hadisler zayıftır veya farklıdır diyerek yorum ortaya koyanlar da olmuştur. Hemen bağlıyorum. Bu konudaki hadisleri sahih kabul edenler de ya da hasen kabul edenler de kendisini ikiye ayırmış. Bir kısmı
hadislerde nasıl ortaya konmuşsa olduğu gibi biz buna bakarız. Lafzi bir yol izleriz demişlerdir. Bir kısmı da bunları yoruma tabi tutmak lazım. Kur'an'ın genel ilkeleriyle yani. İnsanların evet sorumluluğunu halel getirmeyecek biçimde, Allah'ın kevni aleme koyduğu kanunlara uygun bir biçimde, yani insanları atalete sevk etmeyecek tarzda nasıl tevil ederiz demişler ve yorum ortaya koymuşlardı. Şu anda burada noktalıyorum. Sözüm İki tane soru var hocam. İki soru var, özür dilerim. Hemen birinci alayım. Soru, Şia'ya Mehdilik anlayışı tarihsel olarak ne zaman girdi? Bunda özellikle Yahudilikle ilgili bir etki söz konusu mudur? İkincisi de bugün işte Hücciyye tarikatı, Ahmedi Necat'ın da bağlı olduğu tarikattı Şia'nın. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi için yeryüzünde fitne ve fesatın çok olması gerekiyor. Dolayısıyla bozgunculuğun oluşması gerekiyor. Burada da bir evangelizmle yan yana gelme durumu var. Bu iki soruyu... Bu iki soru çok önemli ve en az 15'er dakika konuşmak lazım. İkişer dakikada aktarmaya çalışacağım. Tartışma olmakla beraber Abdullah bin Sebe'nin ilk defa Hazreti Ali hakkında şöyle dediği kaynaklarda geçer. İnsanlar, Müslümanlar Hazreti İsa'nın döneceğine inanıyorlar da neden Ali bin Ebi Talib'in tekrar dönmeyeceğine ya da döneceğine inanmıyorlar? Sebeiyye'nin ilk rec'ata dair yaklaşım. İlk Şii dünyada Keysaniye, Muhtar Es-Sakafi'nin riyasetinde ortaya çıkan Şii fırkadır. 700 yılında Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'dan doğma olmayan Muhammed bin Hanefi'nin vefatı üzerine o ölmemiştir. Radva Dağı'na çekilmiştir. Günün birinde tekrar dönecektir. O Mehdi'dir yaklaşımıyla Keysaniye fırkası Şiilikte Mehdiliği benimsemiştir. Ondan sonra Zeydiye'de, yani Zeynel Abidin oğlu Zeyd bin Ali'dir o. Zeydiye'de Ennefsü Zekiye, Hazreti Hasan'ın torunlarından Ennefsü Zekiye Mehdi kabul edilmiştir. Zeydiye'yi bıraktığımız zaman 12 imam silsilesinde hemen hemen her imamın vefatından sonra onun ölmediği, Mehdi'ye tekrar döneceği kabul edilmiş. Nihayet 11. imam Hasan el-Askeri, Hicri 260, miladi 873 tarihinde vefat ettiğinde Şii müellif Nevbahtiye göre 14 fırkıya ayrılmış kendi mensupları. Ebu Halef el-Kummi'ye göre 15 fırkıya, Mesudi'ye göre 24 fırkıya ayrılmış. Bunlardan birisi sadece Hasan el-Askeri'nin oğlu olduğunu, onun Mehdi olduğunu el-Kaim ünvanıyla yeryüzüne geleceğini iddia etmiştir. Bugün İsna Aşeriye işte Hasan el-Askeri'nin oğlunu Mehdi kabul etmektedir. Buna karşı çıkan Şii gruplar var. Ona işaret etmekte iktifa ediyorum. İsmailiye göre ise Mehdi Muhammed bin İsmail'dir. Fakat Fatimi halifesi Ubeydullah Mehdi ile 900'lerin başında kurulduğunda Mehdi ünvanına çıkmıştır. Ona da değinelim. İkinci soru çok önemli. Madem Mehdi Şii dünyaya göre var, fakat 873 tarihinde küçük gaybeti intikal etti. Bu 75 yıl sürdü 940 tarihine kadar. 940 tarihinden sonra ise büyük gaybete intikal etti. Şu anda nerede olduğunu kimse bilmiyor. Ama yaşıyor, hayatını devam ettiriyor. Günün birinde zuhur edecek. Peki o gelinceye kadar insanlar ne yapacak? Şii mantığı açısından düşünüldüğünde. Burada velayet-i fakir nazariyesi devreye girdi. Buna değinmeyeceğim. Burada Hücciyye diye aslında yine Mehdilikle ilgili tartışmalara bağlı olarak ortaya çıkan Babilik ve Bahayilik var. Babiliğe karşı kurulmuş Mahmud el-Halebi ve onun etrafındaki insanlar şöyle bir anlayış geliştirdiler. Mehdilikle ilgili rivayetlerde, hem Sünni hem Şii rivayetlerde şöyle bir ifade geçiyor. Seyemnagul arda adlanma gısta keme mülüet zulmen ve cevra. Yeryüzünü adaletle dolduracak. Nevzat Bey, şu bir soru olarak bize bitiyor. Zaman verilmesi gerekiyor. Yeryüzü fıskla, fücurla dolduktan sonra diyor. Hı hı. O halde Mehdi'nin gelmesi yeryüzünün fıskla, fücurla galip olmasına bağlı. O halde siyasi ıslahat Mehdi'nin görevidir. Dolayısıyla siyasi ıslahata kimse yönelmemeli. Tabiri caizse biraz fısk, fücur atmalı, çoğalmalı, kaos atmalı, zulüm atmalı. Bu da Mehdi'nin zuhurunu çabuklaştırır. Çünkü bütün Şii dünyada, bitiriyorum son cümle, Mehdi'nin adı anılmaz. O kaim adı sıfatıyla anılır ve şöyle denir. Accelallahu faracahu. Onun zuhurunu çabuklaştır diye daima zikredilir. Yani bu suredeki mesele biraz... Burada evangelizmle irtibatlı boyutu var. Atıf yapmakla iktifa ediyor. Uzatmak için. Yani bugün Suriye'de yaşananları bu açıdan okuyan da bir anlayış var, var değil mi? Elbette. Suriye'de olanlar, Irak'ta olanlar, İslam, Yemen'de kısmında olanlar, Husilerle İslam dünyasında olanların
Mehdi'nin zuhurunu çabuklaştıracağına dair, dolayısıyla da bunun olması gerektiğini benimseyen bir takım aşırı grupların olduğunu biliyoruz. Şefik Hocam, Ehl-i Sünnet'te mehdilik anlayışını alalım. Şimdi şeyi aldık, Ehl-i Sünnet'i aldık, ondan sonra şey yapalım. Ehl-i Sünnet'te mehdilik anlayışı, Hoca Efendimiz'in söylediği gibi, ilk dönem akaid kitaplarında zaten şöyle söyleyelim. Mehdilik, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybden haber verdiği bir olaydır. Ve kıyamet alametleri çerçevesinde işlenir. İlk dönem kitaplarda fazlaca zikredilmemesinin sebebi Deccal ve İsa Aleyhisselam'ın nüzülü ile iktifa edilir. Diğer alametler denilir. Yani diğer alametler denilir. Kıyamet alametleri, 10 tane büyük alamet vardır. İşte ondan önce küçük alametler vardır. Bunlar hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Ve Ehl-i Sünnet tamamıyla buna inanmıştır. Çünkü bütün hadis kitaplarında var. Şimdi Buhari'de geçmiyor. Buhari'de geçiyor. Müslim'de geçiyor. Mehdi kelimesiyle geçmiyor. Tabii evet. İmam kelimesiyle geçiyor. Gibi. Mehdi öyle kelimesi. Tabii Hazreti İsa ile birlikte bakın, devlet reisi diye. Buhari ve Müslim'in rivayeti okuyorum size. Keyfe entum iza nezele ibnu Maryem fikum ve imamukum minkum. Nasıl olacak haliniz? Meryem oğlu İsa indiği zaman ve imamınız sizinle beraber oldu o zaman. Buhari Müslim'in ifadesidir. Geçiyorum. Bu kadar önemli bir şey. Kur'an'da neden hocam, haber verilmez? Hocam bakın şimdi geçiyorum. Bu konu ayrı Hazreti bir konu. Hazreti İsa'nın ineceği Kur'an'da neden açık açık söylenir? Tamam, eğer bu bir iman meselesi ise. Bakın şimdi, bu bir iman mıdır? Soruyorum bakın size. Bakın şimdi size Kur'an'da bunu söyleyeceğim. Ayet var, Hazreti İsa'nın nüzulü İsa'ya bakın, inanmayan kafir olur mu size göre? Niye kesiyorsunuz hocam? Niye yani kesmeseniz diyorum. Hadi sus. Cevap verin. Yani başlıyorum, siz not alın, sonra sorarsınız. Kur'an'da geçmediğini hocam da söyledi, ben de söyledim bunu. Hepimiz Kur'an'da söylüyor. İşaret var. İşaret ha, var. Nasıl? Diyoruz. O işareti, işte sen dersin ki ona işarettir, başkası çıkar, başka işaretler. Kimseyi bağlamaz. Ama bir işaret var. Ha, işaret olarak alınabilir. Hadislerde de... Ha, hadis-i şerifte sarahat var, işaret yok. Tamam. Ben söylüyorum şimdi. İmam Sehavi, Fethül Mugîs'inde bunun tevatür derecesinde olduğunu, 50'den fazla ravisinin olduğunu söylüyor. Hocam bilmeyenler olabilir tevatür derken izleyici almasın diye. Şimdi şunu söyleyeyim. Çok kişi tarafından. Şimdi tevatür yani bize din nakledilecek öyle mi? Hı-hı. Kimden? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Nasıl nakledilecek? Bunun yolları var. Kur'an mesela diyoruz ki Hoca Efendi Kur'an'a itiraz etmiyor. Kur'an var diyor, değil mi? Doğru. Hadisleri kabul etmiyor. Kur'an'ı kim nakletti bize? Evet, sahabe-i kiram. Çok güzel. Nasıl nakledildi? Tevatürle. Tevatür nedir? İzleyicilerimiz bilmeyebilir. Tevatür yalan üzerine ittifaklarını aklın caiz görmediği bir topluluğun kendisi gibi bir topluluğa bir haberi nakletmesidir. Mesela çok uzak bir şehir söylüyor. Tokyo. Burada Tokyo'yu gören var mı? Yok. Yok. Peki Tokyo'yu burada inkar edecek var mı? Yok. Niye? Tevatürle sabittir. Öyle bir memleketin olduk. Tevatürle sabit olanı inkar edemezsiniz. O nereye dayanıyorsa onu da inkar etmiş olursunuz. Şimdi Kur'an-ı Kerim neyle sabittir? Tevatürle. Sünnetin de bir kısmı tevatürle sabittir. İsa Aleyhisselam'ın inişi de bundandır. Mehdi Aleyhisselam gelişi de bundandır. Ehl-i Sünnet uleması dediğim gibi ilk zamanlar zaten bunlara itiraz eden olmuyordu. Bunlar misal getiriliyordu. Misal getiriliyordu. Akaid kitaplarında Taftazani'de var. İbn-i Hacer'de var. Bakın ben şimdi söyledim. Buhari'de de var. Bütün hadis kitaplarında var. Buhari ve Müslim'de Mehdi kelimesi geçmiyor. İmam olarak geçiyor. İsa Aleyhisselam'ın yanında olarak geçiyor. Ona namaz kıldıracağı söyleniyor. Diğer kitaplarda da ona Mehdi deniyor. Ya bakın Mehdi de bir isim değildir. O bir vasıftır. İmam da vasıftır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yuvatı'u ismuhu ismi ve ismu ebihi ismu ebi diyor. Onun adı benim adıma uyar. Babasının adı da benim babamın adına uyar. El Mehdiyyü minna min itrati gibi min veledi Fatıma gibi hadis-i şeriler var. Bendendir. Abbas'tan da olduğu geleceğim, söyleniyor. Geleceğim. Geleceğim. Yani bu hangisine bakın, inanacağız? Ona geleceğiz. Dolayısıyla bütün kitaplarda geçiyor. İsim olarak geçmiyor. Bir tane kaynakta Ahmed ibn Muhammed olarak geçiyor. Efendimiz Ahmed ibn Abdullah geçiyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iki tane ismi vardır. Diğer yani 200'e kadar sayılır. Onlar vasıflar, ünvanlardır. Arapçada onlar da isim olarak ifade edilebilir. Kimisi hani künye olarak ifade eder, kimisi işte vasıftır. Ama asıl ismi Peygamberimizin iki tanedir. Bir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ikincisi İncil'de Ahmet geçer. Onun haricindeki alem dediğimiz, Arapçada alem denilir ona. Diğerleri alem değildir. Ne Mahmud, ne Mustafa, ne diğerleri alem, yani özel isim değildir. Özel ismi iki tanedir. Dolayısıyla Mehdi aleyhir ridvan için aleyhisselam da denilebiliyor. Çünkü Ehl-i Beyt'e söylenebiliyor. Ehl-i Sünnet ulemasının bir kısmı aleyhisselam kelimesi peygamberlerin haricinde Ehl-i Beyt'e de kullanılır deniyor. Kullanıyorlar da. Bunun haricinde dediğimiz gibi Buhari'de var, Müslim'de var imam olarak. Diğerlerinde de vasıf olarak geçiyor. İsim olarak da ismi benim ismime uyacak diyor.
Babasının ismi benim babamın ismine uyacak diyor. Ben şimdi size buradan kaynak söyleyeceğim. Kesmemizi rica ediyorum bu arada. Bakın 20 tane sahabi ayrı ayrı. Bunlar ayrı kişiler. Bir kişi naklediyor da değil. Hele ki Hanefi mezhebinde bir tane sahabi nakletsin, ondan 3 tane tabi'in alsın, tevatür kabul eder onu. 4 tane alsın, tevatür 3 tane meşhur. Hangi hadis kitabında söyleyeceğiz, değil mi? Şimdi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Ebu Davud, Ahmed bin Hanbel, İmam Tirmizi, İbn Mace'de geçiyor. Ummu Seleme radıyallahu anha annemiz o naklediyor. Ebu Davud, İbn Mace, Hakim Müsnedinde geçiyor. Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh'tan naklediyor. Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, İbn Mace'de geçiyor. Ya bunlar çok, yani ben size sadece 20 farklı sahabiden, yani bu sahabiden nakledenleri söylüyorum. 2-3 hadis okusanlar. Aynı hadisi 22. Hayır, farklı lafızlar. Farklı farklı. Hepsinde de mehdi geçiyor, merak etmeyin. Bu. Bakın. Şimdi bakın yapmayın. Tevatürü biraz ona söylediniz. Hocam söylediniz. Oraya da geleceğim. Yani şaşırıp kalıyorum yani. Sabretmenizi tavsiye ediyorum. Tevatür ne demektir? Bir hadisin birden çok ravisi olması. Siz şimdi farklı farklı hadisleri şey yapıyorsunuz. Siz hadisi kabul ediyorsunuz böylece. Az evvel sadece Kur'an'da ama. Ama ben de rica ediyorum. Az evvel sadece Kur'an diyordunuz. Şimdi hadis-i şeriflerden de söylüyorsunuz. Sizin kendi onu da şeyinize geçtim. Göre ben diyorum ki. Bakın. Bırakın anlatsın. Hadis-i şeriften bahsediyorsunuz. Hadis-i şerifi kabul etmiyorsunuz. Söylediğiniz şey tevatür değil. Yani insanları lütfen kandırmayın, aldatmayın. Ben söyleyeceğim. Tevatür değil onlar. Söyleyin. Ahad hadis hepsi bütün. Müsaade ederseniz rica ediyorum. Sadece isimleri sayacağım. Kaynakları zaten burada mevcuttur. Seban radıyallahu anh, Kurrat ibn-i İyaz, El-Muzeni radıyallahu anh, Abdullah ibn-i Harith, Ebu Hurayr radıyallahu anh, Huzeyfet ibn-i Yemen, Abdullah ibn-i Abbas, Cabir ibn-i Abdillah, Osman ibn-i Affan. 3 halifeden var yani. Merak etmeyin. Ebu Umam el-Bahile, Ammar bin Yasir. Gidiyor. 20 tane. Burada bu Kettani'nin saydıkları. Kettani'nin saydıkları. Dolayısıyla bütün hadis kitaplarında geçiyor bu. Buna lafzen tevatür ikiye ayrılır. Lafzen tevatür, manen tevatür. Bakın dikkat edin. Mesela lafzen tevatür nedir? Men kezebe aleyhi müteammiden felyetebe maka'adehu minen nar. Kim bana bile bile yalan söylerse cehennemden yerine hazırlansın. Hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şeriftir ki bütün ashab-ı kiramı titreten ve hadis nakline çok dikkate sevk eder. Bir iki tanesini okuyabilir miyiz hocam? İzleyici soruyor yani hadislerde nasıl işaret ediliyor diye. İşaret değil, hepsi sarahat dediğimizde. Ha, şunu söyleyeceğim, tevatürü maneviyle tevatürü lafzı söylüyorum. Mesela bu hadis-i şerif lafzen tevatürdür. Bu lafzıyla, hatta birkaç bunun daha şekli var, onlar da 300 sahabeden fazla rivayeti var. Sadece sahabi rivayeti bunlar. Bütün hadis kitaplarında en başta bunlar hangisi, hemen. Hangisi? Hangisi? Peki bu hadis. Ben kezebe aleyye müteammiden onu söylüyorum. Ha. Yok, Mehdi Aleyhisselam ona geliyorum. Ya. Onların mütevatir olanından bir tane bahsedin. Rivayetler tevatür-i manevidir. Ne demek? Aynı lafızda değil fakat hepsinde Mehdi geçiyor. Ha, diyor ki Mehdi mesela şurada zuhur edecek. Bak Mehdi'den bahsetti. Mehdi şurada Deccal'la savaşacak. Mehdi'den bahsetti. Mehdi şurayı fethedecek. Mehdi'den bahsetti. Doğum yeri Medine'dir. Çıkış yeri işte Mekke-i Mükerreme'dir. Bunların hepsi şeriflerde geçiyor. Dolayısıyla tevatür-i manevidir diyor buna. İbn-i Hacer Askalani de bunu böyle söylüyor. Sehavi de böyle söylüyor. Yani bu daha buna çok şey de söyleyebiliriz. İşaret edilen Mehdi erkektir değil mi hocam? Yani, cinsiyet tabii, olarak. Tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ yanında beni olacağını söylüyor. Hani kekeme olacağını söylüyor. Hani baş tarafının... Ne, özelliklerini bir sayar mısınız? Tabii. Hı-hı. Mesela baş tarafı kendisine benzeyecek. Hani buğday renkli olacak. Gövde yapısı olarak beni İsrail'e benzer diyor. Yani İsrailoğullarına benzer diyor. Hı-hı. Kendi soyundan geldiğini bizatihi söylüyor. Kekeme olduğunu icabında hani eliyle dizine vurup kendisini açacağını, burunun şeklini söylüyor. Yani bu kadar tafsilat var. Nerede var? Hadis kitaplarında var. Ben şimdi bu daha kadarını söyledikten sonra bakın. Ben de sayarım. Ehli Beyt'ten sayılabilir. Ehli Beyt'ten mi? Tabii evet. Benim soyumdan diyor. Bakın ben size oradan şöyle söyleyeyim. Hocam burada Arapça lafzıyla var. Merak etmeyin. Olduğu gibi. O tam açtığım yerde. Ben birazdan sayacağım. Yukarıda da var, aşağıda da var. Neyse. Çok fazla o zaman ben size şey söyleyeyim. Sadece Tirmiz'in rivayetinden ravileri söyleyeceğim. İşi ehline bırakmak lazım dedi ya telefona bağlanan hocamız. Dolayısıyla işi ehlini kimdir? Tirmiz'i söyleyeceğiz. Çünkü bütün ümmetin kabul ettiği bir zat. Buyurun hocam. Ha, Bukhari'de söyledik. Ehli sünnet olarak. Ümmetin %90'ını kastediyorum. İmam-ı Tirmizi diyor ki, ben bunu şunlardan naklediyorum. Birincisi, Ubeyd ibn-i Esbat. Bakın, Ubeyd ibn-i Esbat. İmam-ı Tirmizi'nin kendisinin dinlediği insan bu. Buna rical uleması, yani hadisi tahkik eden, o hadisin ravilerini inceleyen insanlar. Sikadır demişler ve yanına ayn koymuşlar. Yani bu takribli tesibden alınmadır. İmam İbn-i Hacer'in
kitabıdır bu. Rical kitabı. Yani senetteki hadis-i şerifi rivayet eden insanların güvenilir olup olmadığı. Şu kadar söyleyeyim. Hadis-i şerifler çok sağlam nakledilmiştir. Çok ince tetkiklerden geçirmiştir. Hadis ilmi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesidir. Nasıl? Hiçbir ümmete nasip olmamış bir ilimdir bu. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kim nerede neyin rivayet etti, ondan hangileri rivayet etti, ondan kimler rivayet etti, ne zaman yazılmaya başlandı, hangi kitaplar yazıldı, onlara da girecek olursak onlar hakkında da bazı malumatlar verebiliriz. İlk hocası da Hazreti Ayşe validemizdi. Rica ediyorum. Birisi. Yani Tirmizi rivayetini inceleyeceğim. Ubeydetü'l Esbat. Bu zat sikadır. Sika demek hem dininde, diyanetinde, takvasında, ahlakında güvenilir, hem hafızasında süper güvenilir demek. Sika dediği zaman güvenilir çarpı güvenilir demektir. Hadis ulemasına göre. Ve kütübü tis'ada rivayeti geçen bir insandır. Ama ben samimiyetimle söylüyorum. Özellikle araştırmadım. Sadece âli bir senet olsun. Az adam inceleyelim diye Tirmiz'in rivayetini aldım. Böyle bir şey çıktı. Hususen bunu araştırmadım. Sadece seçtim buna bakalım nasıl oluyor diye İrfan hocamız da sağ olsun. Şimdi ne diyor? Bu zat sikadır, güvenilirdir. Hem adaletinde hem zaptında. O kimden almış? Babası. Esbat ibn-i Muhammed'den. Ona ne diyor? Sikadır. Kütüb-i Tisar abilerindendir. Yani, hocam devam edeyim. Şey saymayın da o Süfyan-ı Sevri. Aleyhine konuşacak bir tane Müslüman bulamazsınız. Asım ibn-i Behdele. Sikadır. Bunların tamamı Kütüb-i Tisar'da rivayeti. Yani o büyük hadis alimlerinin güvenilir kabul ettiği insanlar ve ondan rivayet tahric ettiği insanlardır. Ondan sonra Zirr ibn-i Hubeyş gelir. Muhadaram ondandır. Sikadır. Kütüb-i Tisar'da rivayetleri vardır. Muhadaram demek Peygamberimiz zamanında Müslüman olmuş. Lakin onu görememiş. Hı hı. Görme şerefine nail olmuş. Tabiinin bir üst seviyesi. Kaç hadis seviyesi geçiyor hocam böyle? Ve söylediğim gibi İmam Sakhavi 50 tane söylüyor. Kettani'nin ben 20 tanesini buraya aldım getirdim o kadar. Hı hı. 20 ayrı sahabiden. Hani Bukhari, Müslim dahil Mehdi'den bahsetmeyen bir tane hadis kitabı kimse gösteremez. Bukhari, Müslim'de de hocamın da söylediği gibi Mehdi kelimesi geçmez, İmam kelimesi geçer. Söylüyorum. Şimdi o Abdullah ibn Mesud'dan, ashabın büyüklerinden, o da Resulullah'tan. Allah aşkına soruyorum, burada yalancı kim? İmam Tirmizi mi? Bütün hadis alimlerinin kesinlikle güvenilir dedikleri hangisi yalancı? Muhammed Nurdoğan hocamız buradan yalancıyı tespit edebilir mi bana? Resulullah mı yanlış söyledi? Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh mı yanlış nakletti? Ondan sonra gelen şu, yani ehli sünnetin, bakın tekrarla söylüyorum ki bu bilinsin. Türkiye halkı da böyledir. Türk milleti de böyledir. Bizim doğumuzun Kürt'ü de böyledir. Hepsi ehli sünnettir. Şimdi bakın, ehli sünnet şu anki ümmetin %90'ıdır. Onların tam bütün ümmetin dayandığı, kabul ettiği hadis ulemasının hepsinde geçiyor. Evet. Bütün hadis kitaplarında. Ben sadece dediğim gibi rastgele seçtiğim İmam Tirmizi'den tamamı ravilerine sikadır. İmam-ı Tirmizi'nin buna hükmü hadis alimleri bilirler. Hasenun sahih, kesinlikle şüphe yoktur diyor. Şimdi ben burada yalancıyı bilmek istiyorum. Birisi eğer yalancıdır deniliyorsa onun da ispat edilmesi lazım. İbn-i Haldun gibi sosyolog olup bu işin ehli olmayan bir kimsenin kalkıp da buna hüküm vermeye kusura bakmasın. Sosyolog olmak günah mı? Şöyle, sosyolog olmak günah değil ama değil de kendi mesleğin olman yere girmeyecek. Yani meslek şöyle, din meslek bakın, mi siz? Meslekler üzerinden yürümeyin. Din mi satıyorsunuz bakın, siz? Din meslek mi din? İşimiz yapmayın bu. Ya. Hocam, İbn Haldun'a şimdi din uzatıyorsun sosyolog diye. Lütfen. Niye sosyolog olsun? Onun sahası değil diye söylüyorum. Şöyle bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Sonra Muhammed Hoca'nın itirazlarını alalım. Hayır itiraz artık olur. Şuradan alalım, ondan sonra itirazları meslek yaparsanız peygamberin sakalının suyunu satarsınız. Yok. Ondan sonra onu başka bir yere peygamberin nalınlarını satarsınız. Ya, peygamberin idrarını işittirirsiniz. Çok uçlu konuşuyorsunuz. Önü rica çok açık ediyorum bu işi. Şöyle. Rica ediyorum. Niye söylemiyorsunuz? Siz başka türlü inanabilirsiniz. Lütfen söyler misiniz bana peygamberin idrarını o hadis kitaplarında peygamber idrarını içirtir. Bu nasıl bir kafa? Eğer bu nasıl bir kafa? Bakın siz bizim kaynaklarımızı kabul etmiyorsunuz, bunu söyleyemezsiniz. Peygamber ondan bizim sonra bizim kaynaklarımızı kabul etmedikten sonra kalkıp da bu şekilde bir eleştiride bulunamazsınız. Ya ben sizin biz kaynaklarınızı, din kaynağı her gün bizim kaynaklarımızı Müslümanların kanı akıyor. Mehdiyete direnmek, İslam birliğine direnmek olur. Bakın milyonlarca Müslüman katlediliyor. 11 milyon Müslüman birbirini katletti. Onun için İslam katlediliyor işte. Mehdiyete direnmek Mehdi diye ortaya çıkanlar katlettiriyor. İslam birliğine direnmek olur, bu haram olur. İslam'ın Müslümanların katledilmesinin sebebi bu uydurma hadislerden harekete geçip kendisini reklam arası alalım, Mehdi ilan eden adamların yaptığı şeyler. Şöyle bir reklam arası verelim. Reklam arası verelim. Reklam arasından sonra bu itirazları alalım. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra karşınızdayız. Sevgili seyirciler, tekrar karşınızdayız. Mehdiliği konuşuyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Gerçekten zor bir konu. Mehdi etiketiyle Twitter'da çok fazla soru geldi.
ve şu an TİT'de gerçekten çok üst seviyelerde. Özellikle tabii güncel sorular, biraz daha popüler sorular var. Onları en sona bırakacağım. Ehl-i Sünnet'i konuştuk, Şia'daki bakışı konuştuk. Arif Hocam, en son size vereyim, bütün itirazları öyle yapın. Çünkü sonuçta Ehl-i Sünnet perspektifinden bakılacak. Ama şöyle bir sırayla gidecektik ya. Ama yine itiraz etmeniz gerekecek. Sebebi şu, şimdi sonuçta Ehl-i Sünnet'le konuşulacak. En son bir toparlama yaparsınız, bütün itirazları bir alırsınız. Arif Hocam buyurun. Ben şu kadar söylemek istiyorum. Avni Bey benim hocamdır. Allah razı olsun. Kendisi de bize çok şey katmıştır. Özellikle itikadi konuları konuşurken, bizim İslam tarihiyle ilgili konularımızı konuşurken ben kendisinin talebesiyim ama şu Şia'da var olması bizde olmamasını mı gerektiriyor? Ben bu konuya takıyorum. Bir, Avni Bey Hocam'ın bu konuyla ilgili kitabı vardı. Yani kendisinin yazdığı en eski belki bu konuda kitap yazarlarından birisidir. Türkiye için söylüyorum. Hocam özür dilerim, orada bir açıklama yapalım. Çok da sorulduğu için, yani hocam söyledi İlyas Hocam, Ehl-i Sünnet'te bu bir şekilde var ama Şia'da bu bir imani mesele olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorum, ben de onu söyleyeceğim. Şimdi oraya gelecektim. Yani Ehl-i Sünnet'te bunu reddettiğinizde, kabul ettiğinizde imani küfre girmemiş oluyorsunuz, doğru mu? Yok, girmiyorsun. Küfre girmiyorsun giriyor da bakın. Giriyor diyenler de var. Ben giriyor diyenler de tabii var. Hocam, ben bakın, şunu söyleyeceğim bakın, size. Bu tevatürü manevidir. 40-50'den fazla sade sahabi ravisi var bunun. İsmail Lütfi Çakan hocamız, tevatürü inkar küfrü gerektirir. Yani dinden çıkmayı, kafir olmayı gerektirir diyor. Dolayısıyla İbn Hacer gibi, İmam Sakavi gibi, İmam Suyuti gibi insanlar buna tevatür diyorlar. Bunu inkar edenin küfrüne hükmedenler de var. Hocam bakın, ben söz hakkı buyuruyor. Konu önemli olduğu için. Çok özür dilerim Arif Hocam. Çok önemli olduğu için. Neden Ehl-i Sünnet kafir sanıyor? Bakın, Ebu Hanife Fıkıh Ekberi'nde var mı bu? Yok. Maturidi'nin kitabı tevhidinde var mı? Yok. Eş'arilerin, bunlar itikadı imamlar Ehl-i Sünnet'in yani. Var mı kitaplarında Mehdi konusu? Yok. Halbuki diğer iman konuları var. Bu bir. İki, bu konuda en aşırı olan selefilerdir. Selefilerdir. Bugünkü selefiler dahil diyorlar ki, bunlar Peygamberin aleyhisselam gaybe dair haber verdiği hususlardır. Biz bunları olduğu gibi kabul ederiz. Bunların inkarını küfür saymayız diyorlar. Bende dökümanları var. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet'in hakim anlayışı bunu inkar edenin kafir olmayacağı yolundadır. Çünkü iman konusu değildir. Yani sayı şeflerde geldiği için ehli bidat olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim en azından dört ana unsurdan bahseder. Dört temel esaslar. Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet. Adalet de Şia'da imamet olarak bir beşincisi ilave edilerek ikiye ayrılır yani. Çünkü adaleti imam temsil edeceği için böyle kabul edilir. Ama bizim inancımızda bu böyle kaldığı için adalet konusu, yani oradaki muamelat konusu, insanların terk etmesiyle inkara düşmeyeceklerinden dolayı bizde de şimdi arkadaşların söylediği şeye aynı şekilde ben de iştirak etmiş oluyorum. Dolayısıyla Kur'an açısından, perspektifinden Mehdi'nin inkar edilmesi, Mehdi diye bir şey yoktur diyen bir insan kafir olmaz. Ama ben illaki bunun diğer kültürlerden geçmiş olmasına şu gözle bakıyorum. Denilmesine ve böyle reddedilmesine. Peygamberimiz Aleyhisselam da Kur'an'ı getirdiğinde kale esatürül evvelin dediler. Bu senin anlattığın evvelkilerin masallarıdır. Ya da bugünün modern yazarlarının, Turan Dursun gibi, İlhan Arsel gibi yazarların kitaplarında Tevrat'tan, İncil'den derledi, yazdı, akıllı bir insandı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi Kur'an'a yapılan iftiralardır. Oradaki temsillerle onları kıyaslamaktır. Bunun hiçbir mahsuru yoktur bence. Neden? Çünkü Hazreti Adem'le başlayan din olayı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar devam etmiş ve Peygamberimiz de demin Muhammed hocamızın okuduğu, Muhammed Nur'dan okuduğu Maide suresinin ayeti kerimesinde El yevme ekmeltü leküm dinekum ve etmemtu aleyküm nimeti ve radîtü leküm l-islâme dîne ayetiyle noktalanmıştır. Ben size bugün dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim. Tamam, nimetlerimi tamamladım ve din olarak İslam'dan razı oldum diyor Allah-u Teala. Ama burada şimdi dininizi kemale erdirdim, peygamberi devreden çıkarın, siz ondan gidin demek gibi bir anlam yüklemez buna yani. Böyle bir anlam yok. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadislerinde beyan buyurduğu ve geleceğini haber verdiği Mehdi'nin de diğer haberler gibi bir haber olduğuna inanıyorum ben. Mesela Peygamberimiz Latif Tavunlar Konstantiniye, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde var. Latif Tavunlar Konstantiniye tüfelenimel emiru avelenimel ceşfü zelikel ceş.
Bir yayında dediler ki bu hadis uydurma. Ben hadisin Türkçesinde söylerseniz. İstanbul mutlaka Konstantinye bir gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, o askerler ne güzel askerlerdir. Uydurma dediler. Ben de dedim geçenlerde ki. Geçenlerde Cumhurbaşkanımız da bir yerde okudu bu hadis-i şerifi. Dedim ki Arapça lafzıyla. Bir bayram tebriği yazmaktan acizsiniz. Geleceğe dair bir haber vermeyi şöyle bırakın. Bir güzel bayram tebriki, cuma mesajı yazın da görelim dedim sizi. Bu lezzette, bu güzellikte, bu taravette. Meyt hadisleri de. Diğer hadis-i şerifler de insanların hayatlarını güzelleştiren, sünnet-i seniyeye sevk eden, manen derinleştiren, ruh terbiyesi yapan, ahlak terbiyesi yapan, ahlakı güzelleştiren hadislerdir. Hadisleri reddetmek doğru değildir. Hiçbir zaman. Peki hocam, çünkü en çok sorulan soru size, özür diliyorum. Evet. Siz Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a çıkacağını söylüyorsunuz. Doğru, ben şimdi az önce Oktay Bey... soruyorlar, yani bu anlattığımız çerçeve içerisinde bu neye dayandırıyorsunuz? Tamam, söyleyeceğim. Bunu Bediüzzaman Hazretleri Mehdi ile Deccal'la ilgili hadisleri yorumlarken, mesela Deccal'ın özelliklerini sayarken işte efendim elinin delik olacağını, bir gözünün kör olacağını falan gibi hadisleri bir sadece dünyayı görecek, işte maddi açıdan olaylara bakacak, ekonomik açıdan bakacak, dünyevi zevkler yönünden bakacak, iman noktasından bakmayacak diye bakıyor. El delik olacak, bizde de vardır. Cebi delik, eli delik, müsrif olmasına yorumluyor. Yanında yalancı cennet, yalancı cehennem, kendisine itaat edenleri işte mutlu edecek, ihsanlara, ikramlara boğacak, itaat etmeyenleri hapislere, zindanlara atacak diyor Deccal'ın özelliklerini sayarken. Ve bunların diyor, Deccal'ın işte zamanında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, Mehdi Aleyhisselam'ın gelip Şam'daki Beyaz Minare, Hazreti İsa'nın Beyaz Minare'nin altına yakın zamana kadar at çekiyorlarmış. Buraya Hazreti İsa gelecek diye. Böyle bir şey yok. Beyaz bir ata binecek. Üstad Bediüzzaman Hazretleri onu yorumlarken diyor ki, bunlar diyor o zaman İslam'ın başkenti ya da merkezi olarak kabul edildiğinden dolayı hep böyle kalacağını ümit ettikleri için böyle düşünmüşler. Büyük ihtimalle diyor bu hadislerin lafızlarına insanların kendi yorumları karışmıştır. Muhaddislerin kendi yorumları karışmıştır ki böyle bir inanca varılmıştır diyor. Ben de oradan çıkış yaparak hepsinin bunların uzun zaman mesela 9 asır Araplar İslam'a bayrak yani İstanbul'dan yaradık. O yüzden çıktı mı çıkacak mı? Geleceğim bir saniye. Hı hı. 9 asır İslam'a bayraklarlık yapmış olan bir milletin İslam merkezi olarak yeniden kendine gelip efendim Mehdi'nin oradan çıkmasıyla ilgili bir yorumda bulundum. Bediüzzaman'ın bulunduğu gibi bir yorumda bulundum. Çünkü Deccal buradan çıkacak diyor. İstanbul'dan çıkacak diyor. Deccal İstanbul'dan çıkacağına göre, Mehdi Deccal'la karşılaşacağına göre. O da İstanbul'dan diyorsunuz. O da İstanbul'dan. Peki nasıl Medine'li olması gerek? Yorumdur. Yorum değil mi? Hadis-i şeriflerde. Yorumdur. Ben hadisi falan beğendim. Irak'la Suriye arasından çıkacağı anlatılır. Fakat bakın gene Orta Irak, Doğu. Hadis-i şeriflerde Irak'la Suriye arasından çıkacağı söyleniyor. Doğru. Irak'la yani Suriye, İstanbul söylenmiyor. Irak'la Suriye arası gene Orta Doğu'da olduğunu işaret ediyor. Türkiye'de olmayacak diye bir şey yok. Yani bu bir yorum. Yani orada deniyorsa burada olmayacak anlamına gelir o. Gerek yok. Zorlama tevillere gerek hayır, yok. Hayır zorlamıyoruz. Peki sevgilerde sarı ifadeler var. Gerek yok yani. Tamam. Şununla bir şey zaten yapalım. Zaten bu imani bir çıktı mevzu mı, değil. Çıkacak mı hocam? O çok soruluyor size. Siz orada neyi kastediyorsunuz? Şimdi bana söylediği Bediüzzaman Hazretleri'nin hadislerinde şurada mesela Mehdi'nin çıkış zamanının kendisi Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Şu ayeti kerimeden yürüdüğün en yüftüğünün nur Allah ayeti kerimesini açıkladıktan sonra istikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırların da zannetmişler diyor. Asırlarında karip yakın bir zamanda olacak zannetmişler. Peygamberimiz döneminde 4 halifeye bile Mehdi gözüyle bakılmış. Onlara da bu yorumlar yapılmış. Onun için bazıları hep yanılıyor. Şimdi hatıra geldi ki diyor, şeddeli lamlar ve mimler ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şakirtleri, talebeleri olabilir diyor. Şu alar 605. Bu yorumların geçtiği. Birçok yerde geçiyor. Kastam onun aslında. Şu evet. Alarda birçok yerde geçiyor. Ama tarihsel olarak... Söylüyor, buna getiriyor bak şimdi. Burada, şurada o ayetleri sayıyor. Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah'ın nurunu tamamlamaktan başkasını ise istemiyor. Ayetindeki Allahu illa sözcüklerindeki lamlar ve yutimmü
sözcüğündeki mim ikişer sayıldığında ayetin bu cümlesinin ebced değeri 1910 etmektedir. Hicri 1400. Yani evet, şeddili lamlar ve şeddili 2010 yapıyor. İkişer, 100 sene sonrası 2010. Evet, 100 sene sonrasında 2010 yapıyor kısaca öyle diyelim. O zaman çıktığına inanıyorsunuz. Şimdi çıktı. Şimdi tamam. Ben üstada itimat eden birisiyim ve çıktığını da böylece düşünüyorum. Doktor hocam, şimdi, ama bak buyurun. Çıkışı başkadır. Zuhuru başkadır. Şimdi ebced'e tamam. mi başladık? Hocam, şimdi doktor ebced'e mi başladık? O da bir şimdi ebced'den ilim çıkartıyorsunuz. Size en çok evet. sorulan soru. Evet. Mehdiliği niye bu kadar önemsediniz? Tamam. Yani Mehdi Aleyhisselam, Hazreti Mehdi, hani tartışılıyor, bir kavram olarak tartışılıyor. Siz bu işi çok merkeze koydunuz. Bağlı bulunduğunuz çevre de bu işi çok merkeze koydunuz. Soruyu dik soracağım. Bütün niye bu kadar açıklığıyla. Önemli? Niye bu kadar önemli? İkincisi, sizce Mehdi çıktı mı? Sorusu neyi kastettim artık anladınız. Bütün alametlere göre çıktı. Oradan başlayayım. Şimdi peki niye hemen önemli? soruyu evet. devam ettireyim o peki, zaman izleyici şu an. Musunuz, Adnan Oktar Mehdi mi size göre? Adnan Bey bakın defalarca yemin etti ben hayatımın sonuna kadar Mehdilik iddiasında bulunmayacağım diye. Mehdilik zaten iddia değil ispat makamıdır. İslam birliği olduğunda Allah İslam'ı dünyaya hakim kılacak. İslam birliği olduğunda onun başında bir lider bulunacak, birisi bulunacak. İşte biz o kişiye Mehdi diyoruz. O olduğunda Hazreti İsa ile beraber hadislere göre Kudüs'te namaz kıldığında ve Hazreti İsa'nın da imamlığa geçirdiği kişiye Allahu Alem biz Mehdi deriz. Bir kişi ben Mehdi'yim derse bu haram olur. Dinden çıkar. Çünkü o zaman ne demektir bu biliyor musunuz? Ben masumum demektir. Mutlaka cennete gideceğim. Vahiy almadığına göre haram demektir bu. Zaten böyle diyen kişi kesin Mehdi değildir. Çünkü Mehdi, Mehdilik iddialarını deseniz de kabul etmez. İddiada değil ama ispattır. Yani bu Allah'ın seçtiği kişi mutlaka Mehdi olacak. Bir kere Allah Kur'an'da bize İslam birliğini emrediyor. Dağılıp ayrılmayın diyor. Bakın ayrılmak haram, bölünmek, birleşmek farz. Hem de en büyük farz diyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. İttihad-ı İslam bu dönemin en büyük farzıdır diyor. Bunu yaptığınızda onun başında birisi olduğunda siz bunu ister Mehdi deyin, ister halife deyin, ister başkan deyin birisi olacak. Yani isim önemli değil. Ama bunun başında mutlaka biri olacak. Allah'ın sistemi bu şekilde. İşte biz ona Mehdi diyoruz. Peygamberimizin verdiği isim. Şimdi önemli olan nokta şu bakın. Biz hadislere bakarken olay bildiren hadisler var. Ve olay gerçekleşmiş. Kimse hadis yok diyemez, olay olmadı diyemez. Bakın ben şimdi bir örnek daha vermek istiyorum. Burada bir şey görüyoruz. Burada bir alamet görüyoruz. Nedir bu? Fırat'ın suyunun kesilmesi. Bakın hadiste diyor ki, Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi lahir zaman sayfa 39. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerindendir. Fırat nehrinin durdurulması. Şimdi bu hadis yok diyemez kimse. Çok meşhur bir hadis zaten. Kitapta çok meşhur bir hadis kitabı. Üzerindeki barajla şeyi kastediyorsun. Evet, bak işte gazete haberi. Yani ne diyor burada? Fırat'ın yatağı ilk kez kuruyor. Fırat nehri durduruldu 1975 yılında. Şimdi bu net gerçekleşmiş. Bu artık tevatür mü diye bir tartışması olmaz. Olay olmuş çünkü. Bakın bir alamet daha veriyorum böyle size. Bir bilgi olur mu evet. efendim? Şimdi bakın bir saniye. Çok katıldığımı söyleyemeyeceğim. Şey tamam siz katılmayın. Yani böyle bir bırakın, din olur mu? Evet tamam. Yani herkesin kendi yani Fırat yorumu var durdurulmuş. Dolayısıyla yok, Mehdi ben, var. Tamam. Kamuoyu takdir etsin. Ben şimdi bir hadis daha okuyorum bakın. Kendi yorumlarım. Betlehem yıldızının görülmesi Hazreti Mehdi'nin geldiğinin müjdesidir. Ne diyor? Hazreti Mehdi geldiğinde doğudan bir yıldız Betlehem yıldızı doğar ve aya ışık verdiği gibi ışık verir. Daha sonra iki uçta neredeyse birleşinceye kadar sarkar. Ne zaman oldu bu? 2015 yılında yani bu sene. Bakın Betlehem yıldızı, Venüs ve Jüpiter bir araya geldiler. İkisi bir olana kadar ben de gözümle gördüm zaten. Türkiye'den de gözlendi olay. Ve bu olay gerçekleşti. Şimdi bu Mehdi'nin çıkış alameti. Bunlar arka arkaya bakın 36 yıl içinde tesbih taneleri gibi olacak diyor Peygamberimiz. Hepsi gerçekleşiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Mehdi çıktı ve hayatta. İstanbul'u bildiriyor. Onu da açıklayayım bakın. Sorayım. Siz diyorsunuz ki Mehdi çıktı ve hayatta. Peki Deccal kim? Nerede savaş yapıldı? Evet. Ve dolayısıyla da şimdi eğer Mehdi Aleyhisselam yeryüzündeyse bizim kıyametin alameti olarak bunu almamız gerekiyor değil mi hocam? Tabii. Şimdi kıyamet mi kopuyor evet, o zaman? Doğru. Şimdi Deccal bir şahıs. Gidiyoruz zaten. Bediüzzaman diyor ki bir nezle virüsü bile onu öldürdü. Yani önemli biri değil. Önemli olan Deccaliyetin fikir sistemidir. Bu Darwinizm ve materyalizmdir. Bütün evet. dünyayı kaplayan, Allah'a inkar eden bir felsefe var. Hayatın tesadüfen olduğunu savunan. Ve Darwinist diktatörlükle bu bütün Türkiye'deki kitaplar da dahil, bütün dünyada Allah'ın varlığını inkar eden bu felsefe tek yönlü olarak dayatılıyor.
Bu sistem önemli. Zaten Mehdi'nin birinci ve en önemli vazifesi diyor Bediüzzaman Said Nursi, maddiyün ve tabiyün, yani materyalizm ve darwinizm felsefelerini tam susturacak tarzda imanı kurtarmaktır diyor. İmanı kurtarmak için bu çalışmayı yapacak. Yani deccaliyetin fikir sistemi önemlidir. Hazreti Mehdi'nin görevi de tahkiki imanı tesis etmek için darwinizm ve materyalizmi tam susturacak tarzda imani çalışma yapması. Yani fikri çalışma yapması, bu önemlidir. Yani deccalin şahsı yoksa bir şahsının bir önemi yok. Öyle biri var. Hadisleri daha görmedik ama göreceğiz inşallah. Sizin Mehdi'yi bu evrimciliğe karşı çıkışınızın temeli burasıydı. Efendim? Değil mi? Evrim teorisine karşı çıkışınızın... Allah inkar ediyor. Nasıl karşı tamam, çıkılmaz? Tabii. Yani bakın, Allah yoktur diyor. Hayat tesadüfen oldu diyor. Yani karşı çıkılmaz olur mu? İfrat ve tefrite gitmememiz gerekiyor. Ve, yani, ve bilimsel olarak da... O taraf da, biraz ifrat, o taraf biraz tefrit evet, görünüyor. Tamam, siz, tamamen inkar. Siz sakin olun. Çok daha yorumlara binaen... Bizim Mehmet Hoca zaten geldi diyor. Asıl kaynaklardan gel, uzaklaşmamalıyız. Ben, Mahmut Hoca yoksa da... Yoksa iş tanınmaz hale Mahmut Efendi Hoca Hazretleri ben Mehdi'yi göreceğim dedi zaten. Demedi. Dedi. Yok yok. Tamam. Şimdi bir dakika. Ben bir şey söyleyeceğim. O soru olarak geldi, ben bıraktım onu. Tamam, ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Önemli olan nokta şu. Tek bir protein bile tesadüfen olamıyor. 600 milyon tane fosil var Darwinizmi yalanlayan ve Allah'ı inkar eden bir felsefe. Dolayısıyla bunun tabii ki ortadan kalkması gerekiyor. Bakın Türkiye'deki okullarda dahi bu felsefe tek yönlü olarak dayatılıyor, öğretiliyor. Bunun karşı delilleri Doktor yani Bey, proteinler ve fosillerin bir şey öğretilmesi lazım. Hazreti Mehdi, bakın, Hazreti bir, Mehdi bir soru sorayım bu felsefeleri size. Ortadan kaldırarak sizin bağlı bulunduğunuz tahkiki imanı tesis çevre, ediyor. Bir soru sorsun hocam. Çünkü iman zafiyeti meydana getiriyor. Çevre bir zamanlar bakın bilinçaltına sen masonluğa bilinç ve Yahudiliğe şiddetle bir saniye, karşıydı. Şimdi mason oldular. Siz, yarın sizin Darwinist olmayacağınızın bir şey var mı garantisi? Bana söyleyin. Sen savaşan bir hayvansın. Hayatta kalmak için garantisi. Senin atan mikrop hayatta kalmak için savaşman gerekiyor. Bugün 33 dereceli mason olduğunu ilan etti. Düne kadar masonluğun bir numaralı düşmanıydı. Bunun sonucunda PKK da olur, Marksizm de olur. Bakın Irak'ta, tabii. Suriye'de, Mısır'da, Libya'da, Filistin'de her yerde Marksizm hakim oldu. Darwinizmin okutulmasından dolayı. İşte Mehdi'nin görevi, birinci ve önemli görevi bunu ortadan kaldırmak. İmanı yerleştirmek. İttihat-ı İslam'ı tesis etmek ve İslam'ın dünya hakimiyeti inşallah ondan sonra. Buna siz ister Mehdi tamam. Deyin, İster peki, lider diye. Şimdi ama Muhammed Yurdan Hoca'nın sorusu çok soruluyor. Yo, aynı soru çok soruluyor. Evet. Yani düne kadar sizin bağlı bulunduğunuz çevrenin başındaki kişi ki kendisine Mehdi olarak da tanıtılıyor çok kişi. Benim işte kaşımda şu var, sırtımda nübüvvet şeyi var, Mehdilik alameti var falan filan. Ben Mehdi değilim ama Mehdi bana benzer falan gibi. Yani bu insan aklıyla yok, alay eden öyle, bir söylem. Öyle. Şimdi bu şahıs düne kadar hatta Yahudilerin iki peygamberinin adıyla kendisini almıştı değil evet, mi? Harun Yahya. Harun Yahya ve Yahudiliğe karşı şiddetle şeydi, masonluğa karşı. Hayır, şimdi hayır, ne hayır, oldu? Değil. Hayır değil. Bak, şimdi anlatayım. Ne oldu? Bakın. Anlatayım bir çünkü, dakika. Bir dakika ben sorayım hayır, dakika, da. Sorayım saniye. Da siz anlatın sonra. Hayır ben anlatayım. Bir dakika sorayım siz evet. Anlatın. Sonra ne yaptı çıktı? 33 dereceli mason olduğunu ve Yahudiler biri geliyor öbürü gidiyor. Ne oldu şimdi? Tamam anlatayım ben onu. Ya bugün Darwinizme karşısınız. Bir dakika. Yarın sizin Darwinist olmayacağınızın bir garantisi var mı? Soruyu sordunuz alalım cevabı hocam. Kısa tartışma başka yere şey yapmasın. Şimdi evet ben cevap vereyim buna. Yahudiliğe ve Museviliğe karşı olmak haram olur. Kitap ehli olarak Kur'an'da bildiriyor Allah ve onların içinden samimi olanlar vardır diyor. Kitap ehliyle evlenebiliyorsunuz, yemeklerini yiyebiliyorsunuz. Yani evleneceğin, yemeğini yiyebileceğin birine nasıl yani? Karşı olunur? Masonluğun ateist yönü vardı, hakikaten vardı. Ha. Doğru, geçmişte. Masonluk, yani dolayısıyla ateist ve darwinist felsefenin çok altında kaldığı için Sayın Adnan Oktar hakikaten onların bu yönünü eleştirdi. Şimdi bakın mason üstadları, İtalyan mason üstadı, Amerika'nın en büyük üstadları, Obama da 32. derece masondur. İstanbul'a geldiler, Sayın Adnan Oktar'ın yayında konuğu oldular. Ne yaptılar sonra? Ne yaptılar? Bütün mason hocalarına Kur'an i̇manlı, kondu. Tecrübe, Kur'an kondu Sayın Adnan Oktar'ın gönderdiği. Toplu halde küçük Ayasofya Camii'nde namaz kıldılar. Allah Allah. Yani siz masonları Allah. İslam'a davet etmek, onlarla birlikte dünya barışı için ve İslam'ın dünya hakimiyeti için çabalamanın kötü bir tarafı olabilir mi? Hocam, bu doğru olan bu. Noktada şunu İtirazınızı alayım Oktar hocama Bey, dikkat edin. Bakın. Sizin de orada bir itirazınız var. 33 derecede mason da bütün dünyanın gözü önünde oldu. Onlar verdiler ona. Sayın Adnan Oktar'ın bir talebi olmadı. Oktar geldiler Bey. Çok nezakettiler Sayın Gianfranco Pilloni ve diğerleri. 33 derece tarihte ilk defa oluyor böyle bir şey. Hazreti Süleyman da masonları dünya hakimiyeti kullanmıştı. Bir mevzuya değineceğim. Bir de bir soru soracağım Oktar Bey. Tabii buyurun. Şimdi hadis-i şerifler var. Önümüzde Kur'an ve sünnet var. Dolayısıyla bunları aşmak ve afaki yorumlar yapmak uygun değil. Bir kere Mehdi Ali Rıdvan bir insandır. Peygamberimiz soyundan geleceğini,
adını ve babasının adını da veriyor. Dolayısıyla bu bir insandır. Fikri hareket değildir. Hı hı. İsa Aleyhisselam bildiğimiz Allah'ın peygamberidir. Fikri hareket değildir. Deccal, İsa Aleyhisselam'ın öldüreceği bir kimsedir. O da fikri hareket değil. Bunların fikirleri olabilir. Ama biz bunları böyle hepten hayali bir dünyaya gönderemeyiz. Bunlar şahıslardır. Hadis-i şeriflerin beyanı budur. Şimdi bu ben, bir. İkincisi, evet, birisi kalkar bize derse... O çok ince bir yorum var Bediüzzaman Hazreti Hazretleri'ne. Çok detaylandıracağız. Kur'an'da hak. Yani şimdi, onun reddi imkansız. Bakın, ayet var. Söz hakkınızı bakın. Söyleyeyim. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri, Said Nursi Hazretleri'nin ifadeleri, hani bazı cifir hesapları falan, bunlar hani tabii o alimdir, İslam alimidir, mücadelesi vardır, kendisine bağlar. Umum bağlayacak bir ilim kaynağı olmaz bu. Yani ya. Tamam alimdir ama neticede yaptığının hadis-i şeriflere uyması lazım. Eğer tabii ki uyuyor zaten hadisleri çıkarıyor. Eğer Said Nursi Hazretleri fikri hareket diyorsa mesela bunlardan bir hadis böyle geçmiyor. Hayır hayır, cahiliyeti ben noktada, fikrini söyledim. Bu noktada hocam, biz şey. Sağlam delillere dayanmalıyız. Darwinizm çünkü yani hocam, orada çok bir şeyde yorumlara değil. Hocam, yorumlar olmaz. Risaleleri yani, tamam, bakın şimdi. Okudunuz bakın, mu risaleleri? Evet, evet. Bakın, bakın okudunuz mu? Şevik Bey. Hocam, evet okudum. Hangisini okudunuz? Şevik Bey, bakın evindeyken okudum onları. Hocam. Çok fazla da onlarla meşgul olmadım. Meşgul olmamış. Bu noktada yani doğru doğru. Şöyle, bakın Şahin. Şöyle. Bir delil daha verelim. Bir hocam, ay ay anlaşılmıyor. İnsanlar merak ediyor. Hakikaten merak ediyor. Aktar Bey, bakın. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları oldu. Bakın, 81 ve 82 yılında Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları oldu. Takvim bu. Tamam, takvimin üzerinde yazıyor bakın. Kısmi ay tutulması, tam güneş tutulması, kısmi güneş tutulması, tam ay tutulması. Hadisi okuyorum bakın. Tamam mı? 1000 yıldan eski hadis kitaplarında var olan bir hadis. Hazreti Mehdi aleyhisselam için iki alamet vardır ki. Bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi ayın, ikincisi de ortasında güneşin tutulmasıdır. El kavlül muhtazar fi alametil mehdil muntazar sayfa 47. Elhamdülillah. 1981 ve 82 yılında hocamın bir itirazını alalım mı? Bakın buyurun. Benim itiraz ettiğim şey dediğim gibi cifir hesaplarıyla bu iş yürümez. Bunlar kıyamet alametleridir. Eşrat-ı Sa hadisleridir. Hadis-i şerifler ortadadır. Bu kadar yani ütopik yani yorumlara gerek yok. Bu bir ikincisi bir dakika Oktar Bey. Birisi kalkar bize derse ki Mehdi'nin alametlerinden kediciklerle dans etmek, Yahudileri Allah dostu demek var mıdır? Ama ne cevap vereceğiz? Konu o değil ne ya. Cevap vereceğiz? Hayır tamam cevap vereyim. Onu Mehdi dediğiniz peygamberimizin ifade ettiği vereyim diyor. Yani çok Sayın Adnan çok güçlü Oktar, bir şahsiyet yani. Bir cevap Sayın vereyim diyor hocam. Oktar, Sayın Adnan Oktar, bakın tekrar ediyorum. İftira olur aksi. Ölene kadar Mehdi'lik iddiasında bulunmayacağım diye yemin etti. İkincisi dans etmekten bahsediyor. Dans etmek Kur'an'da nerede haram? Bana ayet gösterin. Dans etmek haramdır diye. Haram helal Kur'an'da. Meselesini haram helal olur mu? Dillerinizin ya bak Allah diyor ki dikkat şeytandan Allah'a sığınırım. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Niye, bu Allah katındandır derler, Allah katından değildir. Söyleyeyim. Kitaptındandır derler, kitaptan değildir. Kendileri de bildikleri halde yalan söylerler diye. Bakın, namahrem bir hanımla kalkıp dans edersiniz ve buna da helal derseniz... Ayet gösterin. Buna da helal... Tamam, o zaman bakın, elinizi ayağınızı öpeceğim. Dikkat edin. Kur'an'dan bana, haram olduğuna dair delil getirin. Ayağınızı öpeceğim. Bak, söz delil alıyorsunuz. Milyonlarca seyircinin önünde ayağınızı öpeceğim. Bakın, Kur'an'dan delil getirin. Bir dakika, rica ediyorum. Gösteremezsiniz. Rica ediyorum, öyle demeyin. Ben size delini gösteririm. Şimdi, nerede Kur'an'dan? Hangi ayet? Bakın şimdi, rica ediyorum, rica ediyorum. Ayağınızı öpeceğim. Ama tartışma böyle olmaz. Yemin ediyorum. Ama ehli ilmin tartışması böyle olmaz. Rica ediyorum. Şey. Haram değil. Gösteremezsin demekle olmazmış. Şimdi üstad şimdi, diyor ki latte rica ediyorum hocam. Rica ediyorum. Tamam, şimdi Mekale-i Rıza mümin kadınlara söyle. Alakalı, bir dakika ayet, hocam. Dur ayetini okuyun hocam sadece. Yani vasıflarla alakalı son ne derece olacak? Uçlu noktalarda yapacaksınız yorum. Bu bir Allah'ın haramıdır. Yabancı kadınla dans etmek bunu yani delil ya, getir. Kur'an'dan delil bak, getir. Rica ediyorum. Buna nerede delil, daha haram dans bakın, etmek buna haram delil getir dediğin zaman bütün Müslümanlar güler size. Ya şimdi Adnan Oktar'ın bakın özel ya, hayatını konuşmuyoruz bakın, burada. Biz Mehdi'yi konuşuyoruz. Şimdi, ama o şimdi dans etmeyi helal ediyor. Ya ben hocam, delil getir. Allah helal ediyor. Ben bir daha söylüyorum. Ne alakası bir var ama şimdi? Şimdi Allah sorduğu soruya da cevap verelim. Diyor ki Kur'an'dan delil getir. Mehdi Aleyhisselam'la hiç kimse inkar edemez denildiği zaman. İşte Said Nursi Hazretleri'nin veyahut da bazı cifir hesapları yapılıyor. Bunlar da yatılıyor. Allah'ın bir haramı söz konusu olunca Kur'an'dan söyle bana. Başkası olmaz. Öyle mi? Hayır, olay ben söyleyeyim. Kullil mu'minine yaguddu min absarihim ve yahfazu furucahum. Zalike ezka lehum. Müminlere söyle gözlerini haramdan kapatsınlar. Tamam. Haram nedir? Kullil mu'minine yaguddu min absarihinne ve yahfazne. Ya o dans etmeyi geç. Nur suresi 31. ayette. Dans etmeye geçiyorsun. Bakamazsın bile namahrem bir harama. Neresine bakamazsın? Lütfen rica neresine ediyorum. Bakamazsın? Avret mahalli. Yani cinsel organ mı gözüne hayır, bakamazsın. Tabii. Yüzü, elleri ve ayakları öyle. Onun haricinde yani elmer adı kullu avratun nefesu sellem illa vecaha ve yedeyha. Başka bir rivayette ricdeyha geçiyor. Lütfen. Arif hocam, yani kaynaklara dayanacağız şimdi. Tamam, kendimiz bir İslam çıkarmayacağız şey ki.
Benim söyleyeceğim şey şu. Mehdi konusunda Bediüzzaman Hazretleri gene aynı şekilde Allah-u Alem diyor, bu bir şahsı manevi olacak diyor. Bediüzzaman Hazretleri'ne tamam. hürmetimiz tamam, var. Bu dediğinizi kabul etmeyebiliriz tabii ki. Şimdi kaynaklarda o şekilde geçmiyor çünkü. O fikri naklediyorum. İkincisi, deccaliyet fikri de öyledir keza. Şimdi bunların başında birer şahıs aramak yerine bence iman hareketlerini, İslam'a hizmet hareketlerini, ehli takva, ehli züht insanları, güzel ahlak sahibi insanları, zaten Mehdi'nin asıl amacı da o. Mehdi'nin ortaya çıkıp da işte savaşması, işte Müslümanım dediği halde adamlar alttaki eşhedü en la ilahe illallah diyor, üstteki Allahu Ekber deyip gözünü bağlamış kesiyor adamı. Böyle bu Mehdilik hareketi falan olamaz. Bunlar olsa olsa terör hareketi olur sadece. Başka hiçbir şey olamaz. Mehdi de huzur verecek. Ve Mehdi'nin en önemli hareketlerinden bir tanesini Bediüzzaman Hazretleri iman-ı hakikiyi yerleştirmek. İkincisi işte büyük fedakarların bu işi hazırlayacaklarını, teşkilatlanacağını ve kan dökmeden efendim ortalıkta insanları huzursuz etmeden bir huzur ortamına sevk edeceğini hadislerde bize telkin ediyor. Süfyan, Deccal'ı konuştuk, Mehdi'yi konuştuk, Süfyan konuşmadı. Süfyan Müslümanların içerisinde çıkacak olan, Müslüman gibi göründüğü halde, İslam'a muhalif hareketlerle, hatta içten münafık deniliyor buna. Emevilerin Mehdi'si canım bu da. Emeviler de Mehdi çıkarttılar Süfyan diye. Hareket eden, o kadar. Yani... Öyle bir zalim, tamam. mütekebbir, mütecebbir bir insan olacak. Bu itirazları alalım zalim, hocam bu sefer. Zalim kimse diye geçiyor. Bunu... Hocam bayağı bir sabretti. Tamam. Gerçekten bu itirazları... Ne sabretti? Hepimize saldırdı ya Muhammed. Yok, bu sefer şey. Hocam şimdi siz neye itiraz ediyorsunuz? İzleyici diyor ki, Muhammed Nurdoğan hocam ne savunuyor, neye itiraz ediyor Mehdiyet meselesinde? Yani toptan reddediyor. İnkar ediyor. Nasıl tabii, yani? Tabii. Toptan reddediyorsunuz. Bakın, usul açısından bakacak olursak bir defa... Hocam hangi usulü de söyler misiniz? Ya bırakın hani, konuşsun. Mesela, sizi, hayır, tamam, dikkat edin. O, usul, ben sadece soru sordum. Usul, hangi dedi? Usul? Usulü fıkıh, usulü hadis, hangi alimlerin usulü? Usulü din. Din usulü. Kur'an, peki, Kur'an'daki o size göre yani. Usul ne? O size Kur'an göre. Bakın. Yani on binlerce, yüz binlerce alime göre değil. Ne on binlerce? Hangi on değil. Binlerce? Bakın ben söyledim. Bu rakamları nereden buluyorsunuz böyle maşallah? Yok çok basit, tutun. Çok basit. Saraya size çok alim ismi sayabilirim. Kaç yüz binlerce? 23 tane, 25 tane hadis var. Siz çıkıyorsunuz. Hepsini mütevatir yaptınız bunların. Aha bakın, burada her ben size sayayım. Değil. Bakın Mehmet Ali Durmuş, Haberlerin Ağında Mehdi. Çok muhteşem bir kitap. Allah bundan razı olsun bu arkadaşımızdan. Burada bütün hadisleri, bu Hayri Kırbaşoğlu'nun yanında yapılmış bir doktora tezidir. Hayri Kırbaşoğlu da bir hadis profesörüdür. Büyük bir alimdir. Sevdiğim bir arkadaşımızdır. Şimdi bu arkadaş bütün hadisleri hangi kitapta geçtiğini ve hangi isnatla bize kadar geldiğini tespit etmiş ve söylediği şey şu: hiçbir Mehdi'den bahseden, gerek işte imam gerekse başka isimler altında Mehdi'den bahseden hiçbir hadisin tevatüre ulaşmadın. Hepsi ahad yolla gelmiştir. Tek ravi zinciriyle bize gelmiştir. Öyle manevi tevatür kusura falan... Kusura bakmayın, ben size 20 tane isim saydım. Ne demek tek ravi ya? Misal, bakın, rica ediyorum hocam, yani şimdi hadis. Burada ben size kaynak göstereceğim. Dakika, İsimleri tek tek okuyacağım. Kaynakları tek tek okuyacağım. Bak, siz bir kitaba dayanarak kalkıp bütün, ben sizi dinledim bütün ama. Hadis alimleri ya, o kitap Allah'ın kitabı değil ki neticede. İtham edeceksiniz lütfen, ya. Lütfen, ben yalancılıkta itham etmiyorum. Bakın olay ne? Bir de tevatürü siz bilmiyorsunuz şimdi, kusura bakmayın, yanlış konuşuyorsunuz. Bir hadisin tevatürü diyorsunuz. 20 tane ravi var. İmam Şafii'ye göre 50 tane raviden fazladır bunlar. Ve dediğim gibi yani İmam Suyuti de, İbn Hacer el-Askalani de, Taftazani de bunu aynı şekilde böyle söylüyor. Şimdi vallahi Ali Yukarı da böyle. Yaygara tevatür bakın, manevidir. Dinleyin, bakın. Buradaki tevatürü manevidir. İnkarı insana ehliyet yapar. Tevatür manevisi olmaz. Tevatür o, bakın nasıl sizin, dediniz. Sizin mesleğiniz bu değil bir dakika, galiba. Müsaade edin ama. Terminoloji tevatür yanlış nedir ama dinleyin ama. Müsaade edin. Hayır, terminoloji yanlış kullanıyorsunuz. Devlet Bey lütfen susur musunuz arkadaşlar? Şimdi şöyle. Şöyle. Ya ama bakın şimdi bu haksızlık oluyor. Şöyle. Haksızlık oluyor şimdi. Olunca hocam olmuyor. Müsaade edin. Siz şimdi bitirin hocam. Bitirsin hocam. Çünkü anlaşılmıyor. Şimdi itirazları yapacaksınız. Bakın. Tevatür yalan üzerinde ittifaklara aklen caiz olmayan çok sayıda ravinin rivayet ettiği ve her nesilde bu sayıdan asla eksilmeden bize kadar gelmiş habere biz
İster hadis olsun, ister tarihi rivayet olsun, biz buna tevatür diyoruz. Mütevatir bu demek. Yani yalan üzerine. Ne ifade eder hocam mütevatir? Şu. Öyle manen rivayet falan böyle bir şey olamaz. Lafzen rivayet olacak. Lafzen rivayet Mehdi o zaman. Mehdi kelimesine bakarsanız o zaman bakın bu Mehdi kelimesine subut, bakarsanız. Bir dakika canım, subutu kat'iyet kazanır bu herhangi bir haber. Eğer tevatüre ulaşmışsa subut açısından kat'iyet taşır. O zaman bu hem imana hem amele ölçü olabilir. Şimdi baktığınız zaman hadislerin hemen hemen tamamı ancak birkaç tane belki tevatüre, lafzen tevatüre ulaşmış birkaç hadiste. Bütün hadisler asıl itibariyle ahad yolla bize gelmiştir. Öyle ki hadis usulünde mütevatir haber zaten hadis usulünün konusu değildir. Hadis usulü ahad hadisleri tasnif eder. Dolayısıyla hocam yapmayın ya. Bir dakika canım, dinleyin. Sonra size geldiği zaman itiraz edersiniz. Şimdi Mehdi ile ilgili hadislerin tamamı ahad yolla gelmiştir ve birçok alim bunların zayıf, hatta çoğunun uydurma olduğunu söylemişlerdir. Ancak o bir takım haberler, biraz önce kim? Oktar Babuna'nın söylediği şeyler hadis kitaplarından, yani Kütüb-i Sitte'den, Kütüb-i Tis'a'dan değil, fiten kitaplarından, melhame kitaplarından almıştır. Ben bütün Kütüb-i Tis'a'da olduğunu söyledim ama. Bu fiten kitapları da nedir biliyor musunuz? Bunlar geleceğe ait efendim bir takım öngörülerdir. Hayır, uydurma, rivayetlerdir. Rivayet falan lütfen, değil. Rivayet bakın, olsa o kadar rivayet alimi olsa, yalancılıkla uydurmacılıkla itham ediyorsunuz. Bunlar mitoloji kitaplarıdır. Yani yapmayın. Var. Tabii. Hepsi yani, senediyle beraber rivayetlerdir. Rivayet ise lütfen bakın, bu kadar alime iftira etmeyin rica lütfen, ediyorum ya. Ama kaynak lütfen, veriyorum dinleyin. Zayıf diyorsunuz. 50 sahabi nakletmiş dinleyin. Bunu. Hangi diyorsunuz tevatür değil. İsim saydım size. 20 tane isim saydım ben size burada ya. Aynı hadisi bana 50 tane raviden rivayet sayabiliyor musunuz? Ama hepsini Mehdi geçiyor. Hepsi Mehdi. Hepsi tek ya. Tek hadis. Ben size tek olarak sayı hadisini söyledim. Tek tek ahattır. Dolayısıyla hiçbiri tevatüre ulaşmamıştır. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Ya lütfen itirazınız bu mu? Hayır, başka devam ediyorum. Buyurun. Ahad yolla gelen, dolayısıyla subut açısından zanniyet taşıyan, zannilik taşıyan hiçbir haber imana, akideye ölçü olamaz. Dolayısıyla bütün hadisler ahad yolla bize geldiği için, özellikle bu efendim Mehdi, Nüzulü İsa gibi hadislerin tamamı ahattır. Ahad yolla gelmiştir. Dolayısıyla delalet açısından da, subut açısından da zanniyet taşır. Dolayısıyla imana asla ve asla ölçü olamaz. Allah bizim iman etmemizi istediği ve iman etmediğimiz takdirde küfrümüzü mucib olan herhangi bir haberi böyle zayıf bir şeye bağlı bir şekilde bize bildirmemişse, yani Kur'an'da bildirilmemişse hiçbir şey bizim imanımıza ölçü olamaz. İnanmak günah mıdır hocam? O yüzden hocam? Günahtır. Hayda. Allah'ın emretme. Allah'ın ya hocam öyle bir şey olamaz ki ya. Ne sordunuz? İnkar ve günah demiyorsunuz. Bütün hale götürür hatta. İnkar ve günah demiyorsunuz. İmanına günah diyorsunuz. İmanı küfürdür. Ona inanan kişi Allah'ın bildirmediği hocam yapmayın ya. Gaybe, ya bu şiire yorumlamaya Allah, benzemiyor. Allah Teala diyor ya. Ki. Hocam bak, her şeyden de biliyorsunuz maşallah hocam. Kendi anlayışınızdan Allah küfür icat ediyorsunuz. Allah Teala peygambere diyor ki, peygamber diyor ki ben gaybı bilmem. Allah da bildirebilirim diyor. Evet, Allah'ın bildirdiği gayb Kur'an'da var işte. Niye? Peygamber'e Kur'an'ın dışında herhangi bir gayb haberi bildirmemiştir. Buna delil var mı? Var tabii, Kur'an açık söylüyor. Hayır. İlla ma aleyke illel belagul mübin. Hayır, bakın. Sana ancak tebliğ etmek ayetin düşer. Ayetin illasını okuyun sen hocam. Sen onlara Kur'an'la bahset. Lütfen yanlış. Yapmayın. Yanlış. Vela takrabu salat diye ben dedim Kur'an'la hocam. Kur'an'la çelişiyorsunuz. Bunun illası da var. Bakın niye? Kur'an'la çelişiyorsunuz. Allahu Teala illa fela yuzru gay'i ala gaybihi ahadan illa men irtada min rasulin. Açın bakın. Tamam. Peygambere bildiririm diyor. Hocam, peygambere bildirdiğini zaten. Razı olduk. Diyor ki Allah'a razı oldu peygamberlere bildirir. Allah'ın bildirdiği ayet peygamberlerden başkasına gayb, dahi bildirir. Ama bir kere gayb edepli bir dinleyin gayb ya. Gayb iki kısımdır. Eğer dinlemeyeceksin ben konuşmayayım. Gayb iki kısımdır. El mukabele bilmişsin. Sen saldırıdan bahsettin. Şimdi sen açık bir saldırı içerisindesin. Saldırı falan lütfen değil hocam. Sus. Yani bakın Arif çok Bey, şey sus. Gidiyorsunuz. Şöyle yapalım. Çok gerginleştirmeden birbirimizi anlamaya çalışalım. Ama şimdi bakın ben konuştuğum zaman. Gaybın da burada
konuşacaksak mutlak ve izafi gayip olduğunu tamam, ikiye ayrıldığını sen söyleyelim. Sıra geldiği zaman i̇zafi konuşursun. Gayipler bilinebilir. Arifciğim sen sıra geldiği zaman konuşursun. Siz bitin hocam. Bakın dolayısıyla Allah iman etmemiz istediği hiçbir şeyi böyle muğlak, böyle zayıf bir şeye bağlamamıştır. Allah Teala Kur'an'da neye iman etmemiz gerektiğini açık, sarih, net ifadelerle bize bildirmiştir ve hatta muhkem nasla bize bildirmiştir. Müteşabih nasla bile bize imanla ilgili herhangi bir şey bildirmemiştir. Dolayısıyla bizim İslam'ın dünya hakimiyeti var şimdi mı Kur'an'da? Hadis diyor ki hadisi inkar etme. Hayır hadisi inkar etmek mümkün değil. Hadisi inkar etmek o peygamberin yaşamadığını söylemek demektir. Hadis inkar edilmez. Hadis ancak dinin ölçüsü değildir. Hadis bize bir bilgi ölçüdür. Ölçüdür hocam. Çünkü, ölçü olmasın. Çünkü siz şeyden bahsettiniz. Ravilerin sikaz oluşundan. Evet hepsi güvenilir. Cerh ve tadil ilmine Tirmizi'nin göre. O rivayeti için söylüyorum. Bakın Buhari'nin adil saydığı bir efendim şahsı Tirmizi saymıyor. Raviyi öbürü Müslim kezzabun kezzab diye nitelendiriyor. Yalancının yalancısı. Hadi bakalım biz hangisine inanacağız biz şimdi? Bakın. İki. Şimdi burada bu da aynı duruma düşüyoruz hocam. Bu hadisleri. Beş kişi varız. Bakın, İzleyiciler de bizim hangimize inanacağını şaşırmış durumda. Dinleyin ama bir. Bakın ikincisi. Bu hadislerin içerisinde inanılmaz derecede birbiriyle çelişen. Mesela ben size bir tane söyleyeyim. Buhari'de. Efendim. Bir kertenkeleyi bir vuruşta öldürene 100 şehit sevabı. Nasıl bir şey bu? Buhari'de mi? Evet Buhari'de. İrfan hocamız buna bir Buhari'de cevap Buhari'de böyle bir hadis var. Bu ne anlama geliyor? Buhari'de ben görmedim bu hadisi. Buhari'de bu hadis var. Ben hatırlamıyorum Buhari'den onu da. Ya, Buhari'de. Mutabık olmayan hadisleri ne kabul etmeyiz tabii ki. Şimdi yani. Bakın. Mutabık olması gerekiyor. Ya, hadis şeriflerin Kur'an'ı ben bir şey söyleyeyim daha. Hadislerde? Bakın, usulü hadis kütübü sizde. Hocam o kertenkele cinsinden başka bir hayvandır o. Etmeyin. Bakın, şimdi bir şey konular üstünden geçip gidiyoruz. Halbuki her birisi açıklanması gerekiyor. Hocam, bir şey daha söyleyeyim. Bakın Allah Teala ribayı yani kat kat faizi iki yerde Kur'an'da. Tefecilik gibi yani. İki yerde çok takbih etmiş ve çok çirkin şeylerle insanları itham etmiştir. Yani çirkin bir davranışa yöneldikleri yolunda onları ikaz etmiştir. Bir, Allah ve Resulü ile savaşırlar diyor. Hı hı. Kat kat faiz yiyenler. İki, onlar mezarlarından şeytan çarpmış gibi kalkarlar. Şimdi bu yetmiyor. İşte biraz önce dedi bana Kur'an yetmiyor diye. Birilerinde bu yetmediği için peygamberin dilinden şöyle bir şey uyduruyorlar. Peygamberimiz demiş ki uydurduğuna hiçbir delil yok. Şey hocam ben Kur'an yetmiyor demedim. Ben Kur'an'ı anlamak için yani peygamberime ihtiyaç duyarım dedim. Herkese soruyorum, size de soruyorum. Onu çünkü Kur'an ona geldi. Peygamberi, sana gelmedi, bana peygamberi, gelmedi. Anne ile evladını zina ettirmeyi benzetecek bir şey söyler mi? Diyor ki yok öyle bir hadis hocam. Buradan nereden nasıl çıkarıyorsun? Yok öyle bir hadis. Burada var. Nerede var ya? Şeriflerde var lütfen. Hocam, hangisinde var? Nerede var? Yani Kâbe'de diyor. Yok öyle bir şey. Yıllardır araştırıyorum bulamadım. Bir peygamber gösterir mi? Soruyorum ben size. Ya zevayet ya da uydurma kitaplardan birisinde diyor hocam. Din, tamam. Peygamberimize itham da, sahabeye itham da. Nakil dinidir. Akıl dini anlamak zorundadır. Tabii. Onun için ha, sıra lütfen. Gelsin. Efendim, işte din akıl dini mi nakil dini mi gelsin? Peygamber'e inanılmaz iftiralar yapın. Değil mi? İşte peygamber hocam. Şu an siz de bütün ashabı iftira ediyorsunuz. Peygamber idrarını içirtti. Bu konuyu dabbe diyormuş. Bak, kertenkele de başka dabbeymiş. Ne? Bu konuyu Hazreti Peygamber Cebrail'le konuştu. Muhammed hocam bu konuları bitirelim. Bir dakika hemen. Hayır, bakın bak bu çok önemli. Yani hadis ne? Konuyu başka bir yere niye gidiyorsunuz? Kertenkele değil. Efendimizin o hadisini çok iyi anlamak lazım. Bak burada geldi. Dabbe kelimesi olarak ifade ediliyormuş. Bırakın canım ya tevillerden. Buradan çıkalım yok. İzleyici buradan çıkalım. Ama şimdi yani, ben hayal. Hadis ihtilaflarla dolu bir konu. Öyle değildir ki esas siz peygamberin irtihalinden 100 sene sonra toplanmıştır. Bu konuyu işleyeceğiz ama. 100 sene sonra toplanmıştır. Demek ki kesinlikle. O günlere gelinceye kadar müminler başta sahabe olmak üzere tabi'in ve tabi'in nesli demek ki eksik bir İslam'ı yaşadılar tamam. Öyle nasıl mi? Eksik hocam bir İslam şöyle ya. Bunu bitirelim. İki, Hazreti Ömer
Bakın gelin Hazreti Peygamber Efendimiz ben bir çok Hazreti Ömer, çok kısa bir soru soracağım. Hureyre'ye gelip diyor ki çok kısa bir soru soracağım. Allah'ın Resulünden hadis yazma, bize kitap yeter. Ama Yahudilerin izin verir misin? Çok kısa bir soru. Mişnası Ravi ikinci kitaba ihtiyacımız yok. Şöyle çok basit bir soru soracağım. Şöyle özür dilerim. Bakın bu konu apayrı bir tartışma konusu. Evet. Hayır, çok basit bir soru soracağım. Apayrı bir program konusu. Çok basit. Şimdi dolayısıyla İslam'da yani ben sözümü tamamlayayım, bitireyim. İslam'da hadis ve hadislerle ilgili zaten ehli sünnetle ilgili, hadisle ilgili, kaynaklarla ilgili bir program yapabiliriz ama şu an tamam. Mehdilik üzerinde hadislerde ama oraya geliyor dayanıyor. Işte. Ne ama hayır başka bir yere girdik. Tamam ben tek bir soru soracağım. Evet, ama namaz ve İlyas Hoca'ya geçelim. Namaz kılmayı Kur'an-ı Kerim tarif ediyor mu Muhammed Hocam? Ediyor. Nereye ediyor ya? Hocam o konuyu ayrı nasıl söylersiniz bunu ya? Bunu bitirelim. Kur'an'da 5 vakit namaz yok. Hocam bu ayrı bir şey. Hangi namaz kaç rekat? Yok. Rükünler yok. Neyle bozulur, neyle bozulmaz? Yok. Namaz biliniyor oruç, zaten. Tam yürüme de tarif edilmiyor Kur'an'da. Zekat hangi mallardan ne ihtiyaç var? Kaçta kaç verecek Kur'an'da bulamazsınız. Hepsi Kur'an'da olsaydı Kur'an olurdu 50 cilt. Buyurun size söyleyeyim. İlyas Hocam bekliyor. Hocam siz zekattan niye anlıyorsunuz? Zekatla. Peygamberi devreden çıkaran bir inanç anlayışına hiçbir zaman katılmıyorum. Sordunuz ben de cevap vereyim. Hocam bunu zekat ile sadakayı, zekat ile efendim infakı birbirinden ayırırsanız o zaman bu işin... Nevzat Hocam bu sizin dediğiniz 1400 senedir olmayan bir şey. Öyle bir İslam yok. Sizin dediğiniz gibi İslam hocam, yok. Özür dilerim. Peygambersiz bir İslam yok. Şöyle adaletli olmamız lazım. Üretilmiş İslam var ama. Hocam. İndirilmiş İslam. Muhammed Hocam. Karşısınız. Ne demek üretiyor musunuz? İslam'ı gündeme getiriyor. Yani üretilmiş, uydurulmuş diyorsunuz. Mübeddel ve müevvel. Muhammed Hocam. 1400 senedir Osmanlı, Selçuklu hepsi o zaman üretilmiş dini yaşadılar. Doğrudur. Hepsi kafir müşrik oluyorlar. Halifeler de öyle. Dört halife de öyle. Lütfen yapmayın. Bu kadar insan iftira edilmez. Bir şey söyleyeyim. Şimdi İlyas Hocam... Bütün geçmişimizi, tarihimizi siliyor. Yok öyle bir şey. İlyas Hocam. Hem de hiçbir şeye dayanmadan. İlyas Hocam bakın hiç söze girmiyor. Bekliyor. Dolayısıyla bu tartışmadan çıkamayız. Biz esas konumuza gelelim. Bakın. Ben İlyas Hoca'ya söyleyeyim. Hocam bitireyim. Yok yok. O kalsın. İnsaf o yani. Yarım saattir konuşma. Hayır. Son bitireyim. Tamam bakın, bitireyim ama bitireyim. Tartışma açmasın o. Yani şunu özetle şunu söyleyeyim. Gelecek hocam süreden. Bütün bakın bu Mehdilik, efendim Ricalül Gayb tasavvuftaki, ondan sonra Hazreti İsa'nın ineceğine dair bütün bu ezoterik, mistik ve 103 sahabe İsa'nın ineceğini söylüyor. Bunu da söyleyeyim. İslam ümmetini paramparça ediyor. İslam ümmetini bugün içinde bulunduğu durumu algılama açısından da sorunlu hale getiriyor. Ondan sonra da bekleyin durun. Bugün başımıza tepemize adamlar bombalarını indiriyorlar. Biz İstanbul'un alınışı sırasında Bizanslıların, meleklerin cinsiyetini tartıştıkları gibi Mehdi bugün mü gelecek, yarın mı gelecek, vallahi hiç geleceği gelecek. Boşuna beklemeyin. Gelecek merak etmeyin. Mehdi de gelmiş, Resul de gelmiş, kitap da gelmiş. Allah'tan korkun da o kitaba lütfen bağlanın, o kitabı tilavet edin, kurtuluş da oradan. Siz tamam. Allah'tan korkun, o kitaba bağlanın. İlyas Hocam, çok ağır ithamlar yapıyorsunuz. Siz de okuyorsunuz. Kurtuluş İslam Birliği, İslam Birliği, İslam'ın hakimiyeti deyince zaten Mehdi, başında bulunacak kişi de Mehdi. Hocam, şimdi... Mehdi'ye de karşı çıkmak, İslam Birliği'ne karşı çıkmak olur. Milyonlarca Müslüman katlediliyor, şehit ediliyor şu anda. Tamam, şimdi hocam, İlyas Hocam'a çok fazla soru vardı. O da sağ olsun hep dinliyor, hiç söze girmedi. Şimdi bu biraz önce söylediğimiz özellikle Şia kaynakları üzerinden çok fazla soru geldi. Birinci soru bu Suriye meselesi üzerinden Yemen ve benzeri yerlerdeki meselenin itikadi bir boyutu mu var Şia açısından sorusu çok soruluyor. İkincisi Şia içerisinde herkes bu konuda hemfikir mi? Mehdiliğin bir inanç boyutu, imani boyutu noktasında hemfikir mi? Üçüncüsü de en önemli sorulardan herhalde bir tanesi Şia'ya göre Mehdi'nin geliş tarihiyle ilgili biraz önce söylendiği tarihlerle ilgili onlara bir tarih var mı? Şimdi tabii eklemek istedikleriniz varsa da buyurun. Konuyu Nevzat Bey somutlaştırdığımız zaman ciddi anlamda riskler ortaya çıkıyor. Yani Mehdi kimdir? Mehdi çıktı mı? Nerede çıktı? Kim Mehdi'dir? Sorularını spesifik olarak sorduğumuzda farklılıklar gerçekten ortaya çıkıyor. Tarih boyunca da böyle olmuş. Nijerya'dan Mehdi çıkmış. Hindistan'dan Mehdi çıkmış. Somali'den Mehdi çıkmış. Sudan'dan Mehdi çıkmış. Anadolu'da Mesihanik hareketler olmuş tarih boyunca. Bu tarihsel bir adete. Ama somutlaştırmadığımız zaman belli noktalarda biz bir yere varabiliriz. Burada en önemli konu Nevzat Bey, sorunuza geleceğim uzatmadan. Bütün inancal İslam inançlarına dair yazılan eserler, yani itikadi eserler şöyle bir başlıkla başlar. Medarikul Ulum.
Yani ilmin kaynağı nedir? İlim elde etme yolları nelerdir? Hangi veriler bizim için ilim ifade eder? Bununla başlar. Bu çok kısaca üç madde halinde ortaya konur. Bir, şu duyu organlarıyla alınan bilgiler ilimdir. İki, akıl burada bilgi kaynağıdır. Üçüncüsü de haberi sadık diye geçer. Haberi sadık Kur'an'dır ve sünneti sahihadır. Resulullah'ın sahih sünnetleri aleyhisselam. Tarih boyunca Müslüman çoğunluk hep böyle kabul etmiştir. Evet. Zaman zaman hocamıza saygımız var. Muhammed hocamız gibi geçmişte ve günümüzde farklı anlayışı ortaya konu olmuş. Bunlardan da yararlanabilir bu tür düşüncelerden. Bugün Hindistan'da Bireliler var, Diyobendiler var, Ehli Hadis var, Kur'aniyun var. Sadece Kur'an merkezi anlayışa sahip olan herkes dünyada imtihan oluyor. Herkes kendisi inancını, anlayışını tetkik etmek, sorgulamak ve içselleştirmekle yükümlü. Ama İslam tarihi boyunca ortaya konan İslam'ın ilim anlayışı Kur'an, sünnet, akıl, işte diyelim edilliği şeriye de hocam saydı, onlar üzerinden anlaşılığa gelmiş. Şimdi baktığımız zaman Mehdilikle ilgili hadislere, evet hocam doğru söyledi, bu hadislerde biz farklılıklar görüyoruz. Çıkış yeriyle ilgili, zuhur alametleriyle ilgili, Medine'ye gelecek bir takım olaylar, farklılıklar görüyoruz. İhtilaflar görüyoruz, evet. Fakat bunların Muhammed hocam tümünün ifade ettiği bir Mehdi tasavvuru var. Belli oranda müfhem, belli oranda muğlak ehl-i sünnette. Şia'da çok müşahhas, çok somut, o belli. Ama ehl-i sünnette muğlak. Benim kişisel kanaatim, biz Mehdiliği ne iman meselesi olarak alabiliriz, zaten ehl-i sünnet uleması almamış, ne de hocama orada katılamıyorum. Bunu itikatla irtibatlandırılır da bu kafir olur diyemeyiz. Hı hı. Şimdi o zaman sormak lazım. Son dönem kelam alimleri Tahtazane'den itibaren eserlerine bunu almışlar. Mehdi'yi. Şimdi onlar kafir mi oldu? Mehdi tasavvurunu benimsemek için diğer itikadi esaslara iman etmeyen bir kimse için küfür olsun. Bunlara diyemeyiz. Şimdi sorunuza geleceğim. Yani. Bakıldığı vakit Nevzat Bey... Yani şunun için sordum, özür dilerim hocam. Bir izleyicimiz atmış. Mesela Irak'ta Samara kentinde Hasan el Askeri'nin türbesinin alt tarafında bir mağara var. Evet. Mesela o mağarada sürekli nöbet tutuluyor. Hazreti Mehdi'nin bu mağaradan geleceğiyle ilgili bir inanış olduğu söyleniyor mesela Şia'da. Şimdi şöyle, Şia'nın Mehdi anlayışında biz bir müttefekun aleyh dediğimiz, yani üzerinde birleşilen bir ana çerçeve var. Bir de rivayetler silsilesinin çok farklılaştığı, çok ihtilafların söz konusu olduğu dağınık bir alan var. Dağınık olan alan şu. Hasan Askeri'nin oğlu Mehdi'dir. 869 tarihinde ölmüştür. Babası Hasan'dır. İsmi Muhammed'dir. Ahir zamanda hayattadır, ahir zamanda yeryüzüne tekrar gelecek ve yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Hı hı. Ve Tevrat'ın asıl nüshasını bulacak, daha başka rivayetler de var. Dolayısıyla bu anlayış aşağı yukarı, yani gizli yaşayan bir Mehdi anlayışı Şia'nın ortak iman esasıdır. Fakat rivayetlere bakıldığında çok çeşitli rivayetlerin olduğunu görüyoruz. Mesela ne zaman zuhur edecek? Bazı Şii rivayetlere göre Muharrem ayında. Bazı Şii rivayetlere göre Ramazan ayında. Bazı Şii rivayetlere göre Nevruz'da zuhur edecek. 24 Şii mezhebinin hepsinin ayrı meclisi var. Dolayısıyla bu rivayetler farklı. Şimdi Samarra'dan bahsettiniz. Doğru. Samarra'da Sirdab daha gizlendiğine inanılır. 5 yaşındayken Mehdi'nin, yani Şii anlayış böyledir. Bir anlayışta orada yeniden zuhur edeceği ifade edilse böyle çok zayıftır bu. Çünkü benim görebildiğim kadarıyla Şii rivayetlerde yine Mekke'de rükün ile makam arasında ondan sonra Mehdi'nin zuhur edeceği anlayışı yaygındır Şii telakkilerde. Ve demin dediğim gibi hep adı geçtiğinde Allah onun zuhurunu çabuklaştırsın diye dua edilir. O biraz istisnai bir anlayıştır. Şimdi Suriye ve Irak'taki olaylara gelince bunlar detay yorumlardır. Bütün Şii dünyanın bunu itikatla bağlantılı hale getirdiğini söyleyemeyiz. Mesela İran Anayasası'nı koruma konseyi başkanının geçenlerde bir ifadesine rastladım. Diyor ki biz Mehdi için hazırız. Mehdi gelecek. Mehdi yok zamanda bekliyoruz. Ahmedi Necat Birleşmiş Milletler'de konuştuk. Ahmedi Necat da benzer sözler söyledi. İsim zikretmeyeyim. İsimsiz konuşmak daha ideal. Mesela çok meşhur televizyonda konuşan bir hocamız
Dedi ki biz istihara yaptık, bir takım işaretler geldi. 2160 tarihinde Mehdi'nin geleceği anlaşıldı diye bir hesap yaptı. Şimdi gelmek istediğim nokta şurası, somutlaştırdınız mı? Kim Mehdi? Ne zaman çıkacak? Çıktı mı? Hangi şehirde? Bunların hepsi ihtilaflara yol açar. Çünkü rivayetler muhteliftir, sıhhati muhteliftir, yorumu muhteliftir. Bağlayayım şöyle diyerek uzatmadan. Nurdan Hoca atıf yaparak bağlayayım. İman esasları Kur'an'da çok nettir ve sahihtir. Bunlara mü'minin bih diyoruz. Mü'minin bihler çok sahihtir. Biz bundan sorumluyuz. Allah bizi neyle mükellef kılmışsa onu yerine getirmekle mükellefiz. Peygamberin sünneti sahihası neyse onunla da memur ve mükellefiz. Çünkü peygamber Kur'an'ın tabiriyle bizim için üsvi hasenedir, örnektir ve modeldir. Hocama çok katılıyorum Arif hocama. Konu o değil ama peygamber söz konusu olmadan biz dini ibadetimizin detayını yapamayız sevgili hocam. Yerine getiremeyiz. Tamam. Bitiriyorum. Olabilir. Ben izin verirsiniz tamamlayayım. Allah kitabında eksik mi bırakıyor? Hayır. Resulullah. Hayır Resulullah ayrıntılarını ortaya koyuyor. Somutlatıyor. Üsvü aslında o demek zaten bir anlamda. Hocam namazdır, zekat. Bunu demek istiyorum. Hayır onların hiçbirisi peki. İlyas hocam bitirsin. Peki bitiriyorum hocam. Şöyle diyerek bitireyim. Allah'ın bıraktığı var. Bu dünya iptila, imtihan ve ihtibar dünyası. Üçü de Kur'an'da geçen kelime. Çok güzel. Dolayısıyla dünyada o üçünü açar mısınız hocam? İzleyici tamam. Kelime Allah bizleri sınamaktadır. Denemektedir. Ve bu denemenin gereği olarak da bir takım hususlar müphemdir, kapalıdır. Akla kapı açılmıştır. Tamam. Fakat insan iradesi elinden alınacak berraklıkla değildir. Çok güzel. Mehdi meselesi de böyledir. Deccal meselesi de böyledir. Aynen. Süfyan meselesi de böyledir. Şimdi bakınız yorumlara girdiğimiz zaman Babuna Bey'le ondan sonra Şefik Hocam hemen ihtilafa düştüler. Neden? Somutlaştığımız zaman problem çıkıyor. Ama şurada birleştiriyor. Hadislerde düştük anlamadım. Hayır detayda diyorum. Anladım, yorumlarda somutlaştırmada hangi yani. Hangi detayda? Yani mesela siz filancanın Mehdi konusunda bir anlayış ortaya koyuyorsunuz. Şahsı manevi diyorsun, peygamberin, peygamberin delillerini gösteriyorum. Tamam. Yani peygamberimizin söyledikleri alametler gerçekleşiyor. Hayır, Allah demek istiyor. İfade edemedim meramımı. Bitiriyorum hocam. Ben konuşmanın mahsuru var. Bitiriyorum. Şunu demek istiyorum. Ayetlerin anlaşılmasında Nevzat Bey tarih boyunca yorumlar devreye girmiş. Rasyonel yorum olmuş, batını yorum olmuş, deruni yorum olmuş, lafzı yorum olmuş, işare yorum olmuş. Aynı yorumlama olayı. Hazreti Peygamber'in aleyhisselam ahir zamanla ilgili verdiği haberler de kendisini gösteriyor. Buralarda yorumlar var. Tamam. Yorumlarda kaçınılmaz olarak farklılık çıkar. İzleyicilerimiz yorum farklılıklarından dolayı rahatsızlık duymasınlar. Bu son derece normaldir. Aynen. Biz İslam'ın olmazsa olmazlarında zaruvat-ı diniyede temel esaslarda beraberiz. Bununla mükellefiz. Yorumlar kişiye bağlı. Teşekkür ederim. İlahiyatçı olarak size bir şey soracağım. Şimdi bir dakika artık siz konuştunuz. Yok ama bizim bir şey söylememiz lazım. Mehdi'lik ilgiyse alalım hocam. Hayır. Değilse konu değişmesin. Şimdi Kur'an yorumundan bahsettiniz. Evet. Yorum, Kur'an'ın yorumu bizim için hüccet teşkil eder mi? Hocam yorumlar yorumlayana bağlar. Zaten yorumu tam anlamı şudur. Yorum özneyle metin arasındaki ilişkinin adıdır. Tamam. Dolayısıyla ben yani bir itikat şeyi çıkmaz orada. Dolayısıyla yorumlar değil hocam mi? Kişiyi tamam. bağlar. Yorumlar ama yorumlar üstü İslam'ın olmazsa olmazları var. O da bütün Müslümanlar tamam. ittifak tamam. halindedir. Teşekkür ediyorum. Şimdi geleceğim de. Sayın Adnan Oktar'la ilgili bir şey söyledi. Son bir şey eklemek istiyorum. Son bölüme geleceğim. Söz hakkı vereceğim herkese. Tamam. Son bir şey eklemek istiyorum. Sayın Adnan Oktar ben delikanlıyım, neşeliyim diyor. Bir alimlik iddiası yok. Mehdilik iddiası da yok. Mehdi diyor bir iddia makamı değil, ispat makamıdır. Sadece Kur'an'a uyun diyor. Ama dans ettiğimiz, Hazreti Davud dans ediyor kavminin önünde. Çok net bir şekilde. Hocam bakın, ben oraya girmek... Kavminin önünde dans ediyor. Dans haram değil zaten. Tabii, ben de dans ediyorum. İstemiyorum. Çok da büyük nimet aslında çok ayrıca soru müzik var. Dinlemek. Evet. Çok soru var. Şahsi bir şey daha söyleyeceğim. Tamam, bir delil daha vermek istiyorum. Bakın delil çok önemli. Yani kimse delil vermiyor. Niye rahatsız oluyorlar? Bakın burada bir kuyruklu yıldız. Halley. Değil mi? Dünyadan geçti. Ne zaman? 1986 yılında. Şimdi bakıyoruz hadise. 1986 yılında geçiyor. Tam Hicri 1400'lerde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. 75 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında geçiyor. Bakın bunun gibi yüzlerce alamet gerçekleşiyor. Bakın Bağdat ne diyor burada? Bağdat alev alev. Değil mi? Tamam. Bütün gazete haberleri. Bağdat cayır cayır. Herkes hatırlar bu haberleri. Değil mi? 1986
2000'li yıllarda ama Irak'ın işgaliyle... Ama bu Bağdat'ın yeni harap tamam. olması yani, değil. Tamam. Birkaç defa harap. Ahir zamanda... Hayır, bir dakika. Evet. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Peygamberimizden sonraki Hamur, Mehdi, Cilt 3 sayfa 177. Peygamberimizden kardeşim, sonraki bunlar, her zaman ahir zamandır. Bir dakika Arif Bey, bunlar kapı gibi delil. Yani tamam. bunun gibi yüzlerce alamet gerçekleşti. Tamam, artık Mehdi çıktı. Mehdi zaten ilk ve büyük alameti ahir zamanda. Şu an nerede hocam? Zaten bir şey diyen yok. Mehdi Aleyhisselam çıktı. Şu an hangi coğrafyada? Fiziksel alametlerini söyleyeyim mi? Onu eksik kaldı. Onu geleceğiz. Hayır, son bölüme geleceğim. Tamam, Diyar-ı Rum'dan ayrılmaz diyor hadiste. Hayır, Diyar-ı Rum'dan, şu an hangi coğrafyada? Diyar-ı Rum, Türkiye'ye verilen isim o dönemde. Yani tamam. Türkiye'den ayrılmayacak. Konstantiniye kutsal emanetlerle çıkacak diyor. Kutsal emanetler nerede? Topkapı'da. Tamam. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Saçları siyah diyor bakın. Sakalı siyah. Yanlarda kevseç. Alttan cezmedilmiş. Geniş alınlı. Aynul Hadra. Yeşil gözlük. Kavisli kaşlar. Tek kaş hocam, çatma çizgisi. Hocam adamı geç tarif ediyorsunuz. Ya uyuyorsa onu atsın. Adnan Bey'in ne kabahati var bunda? Ufak bir burun. Yandan hafif çıkıntılı. Bu ciltte ya, kabarık. Evet. Deri renginde bakın incimsi bir yıldız gibi parlar diyor bir saniye. Oktarcığım insanların parlar, aklıyla alay etmeyin. Cübbeli Ahmet Hoca da sayıyor alay bunları. Alay etmeyin insanların bir, aklıyla. Bir ben olacak diyor. Yanakları az dolgun, yani ön dişleri parlar. Mahkemeye de verirsin beni başı, bundan dolayı. Başı vücudu orantılı olarak geniş, bütün boydan boya geniş. Geniş omuzlu, geniş karınlı, uylukları geniş, uylukların arası açık, adımlarını dışarı atarak yürür diyor. Bakın sırtında kürek kemikleri arasında peygamberimizde olduğu gibi büyükçe bir ben bulunacak. Onur. Sağ göğsünde Mersin yaprağına, Reyhan yaprağına benzeyen ben olacak diyor. Sağ ayağında, bacağında bir leke, alnında bir iz bulunacak diyor. Seyit olacak diyor, soyu Kafkaslardan gelecek. Büyük bak, bir şehirde bak, Medine'de doğacak. O zaman ismi Kara, Kafkaslardan köy, köy olan. Sonra ama onun zamanında büyük şehir olan ve İstanbul'a yani, gelecekti. İstanbul vaktine geliş alametinde bildiriyor İslam zaten. Olmayan bir insandan o independanta patlamasına uyan maalesef. Büyük bir mal ve can kaybı gösteren büyük bir parlamadan bahsediliyor. Hakikaten o hatırlarsanız 15 Kasım 1979 yılında independanta tankeri İstanbul'un önünde patladı. Hadisle birebir uyumlu. İstanbul'a geliş vaktidir diyor. Çıkış yılının alameti de kanlı Kabe baskını olarak bildiriyor. Yani bütün bu alametlere göre Hazreti Mehdi biz de arıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda 2019'larda göreceğiz. Bunun kimse önünde duramaz. Şimdi niye alametlerden rahatsız oluyorlar? Burada 7 yıldan falan bahsediyor Mehdi'nin. Hocam herkes 7 bin kendi kişisel yorumunu söylüyor. 7 yıldan hocam, bahsediyor önemli şeylerde. Çok önemli, çok yani bu soruyu şu ana bıraktım. Biraz 7 bin yıllık hadisler de var. Onu soruyor herhalde son, değil mi? 5600 yılı geçmiştir diyor İmam Hanbel. 7 tane hadis var İmam Suyut'un naklettiği. Yani 1400 ile 1500 arası bitmesi gerekiyor her şey. Son kısımda söz hakkı verdim zaten son kısma giriyoruz. Zaten başka zaman kalmadı. Şimdi hocam size en çok sorulan soru. Mahmud Efendi'nin ben Hazreti Mehdi'ye biat etmeden ölmeyeceğim. Böyle bir sözü yok. Yok var. Mehmet Ali Hazretleri. Mehmet Ali çok büyük alimdir. Evet, bakın diyor ki ben diyor Mahmud sordum diyor. En yakınındaki tamam insan... ben söyleyeyim sonra hayır desin Mehmet Ali'yi bağlarsınız. Mehmet Ali dedi ki bakın ben dedi sordum dedi Mahmud Efendi Hazretlerine. Mehdi'yi görecek miyiz diye inşallah dedi diyor. İnşallah demesi diyor hayır demek değildir diyor göreceğiz anlamına gelir diyor. Bunu ben net bir şekilde İnşallah söyledim. İnşallah demek Allah dilerse demektir. Bu şu demek ki Allah yani. Ne zaman gönderir belli değil. Gel görmeyeceğiz ama olsaydı görmeyeceğiz derdi. Gönderdiği zaman bu zatı ki peygamberimiz peki, haber vermiştir istatlar, bunu. Peki vasıflar uyarsa... Vasıflar. Cübbeli Ahmet Hoca tabii ki ona itibar edilir. Bakın Cübbeli Ahmet Hoca yakınlarda YouTube'da var. İsteyen girip bakabilir. Bir saniye. Cübbeli Ahmet Hoca dedi ki ben dedi rüyamda gördüm dedi. Meşri çıkacak dedi. Daha yeni söyledi. Hayır bakın Şevik diyorsunuz Bey, ki inşallah. Şevik Bey Cübbeli Ahmet Hoca'nın YouTube'da var. Ben dedi rüyamda gördüm dedi. Meşri çıkacak dedi. Yeni bakın, videosu. Bakın şimdi. Siz yani Mahmud Hoca karşı geliyorsunuz. İnşallah demesi. Zaten inşallah kelimesi Allah dilerse anlamıyor. Ümit ediyorum. Ya bunun anlaşılacak yani, bir yok ki. Ben şimdi size Mehdi gelecek mi desem siz inşallah denince, deseniz gelmeyecek anlamına gelir bu. Açıklasın. Çok soruldu çünkü. Gaybı bilmek denince Allah-u Teala gaybı peygamberlerine bildirir. Bildirmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu hususta çok mucizeleri var. Peygamber olmayana da Allah dilerse bildirir. Buna ilham denir. Bu umumu bağlamaz. Kur'an'da peygamber olmayana da gaybın bildirildiğine dair deliller vardır. Misal getireyim. Allah-u Teala buyuruyor ki وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسَى اَنْ اَرْضَعِيهِ Biz Musa'nın annesine vahyettik. O bebeğini emzir. İlham orada. فَاِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ Geleceğim. Şeytanlar da birbirlerine vahyediyorlar. Bitirelim, son ediyorum. Bölüme girelim. Evet. Çünkü şey Allah ben vahyettim dediğini şeytanla kıyas etmeyin. Lütfen yani, çok büyük yanlış yapıyorsunuz. Onu da söyleyeceğim. Sözümü kesmeyin rica ediyorum. Yok, Mehmet Ali Hoca'nın sözünü söyleyeceğim. Ayet okuyorum. Evet, buyurun. وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسَى اَنْ اَرْضَعِيهِ Musa'nın annesine vahyettik. Emzir o çocuğu. Firavun kesiyor çünkü milleti. فَاِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ Korktun mu Firavun öldürür diye üzerine. فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ Onu deryaya sal gitsin. وَلَا تَخَافِي
korkma ve la tahzeni, sakın üzülme. İnna radduhu ileyki ve ca'iluhu minel murselin. Biz onu sana geri çevireceğiz ve onu peygamber yapacağız, Resul. Bakın dikkat edin. Musa Aleyhisselam annesi peygamber mi değil? Kucağında bir bebeği var. Allah-u Teala diyor ki biz ona vahyettik. Yani ilham ettik demektir. Çünkü peygamber vahiy kelimesi gizlice bildirmek demektir. İlhamı içine alır. Alel itlak. Yani araya da vahiy zikredildiği etmiş, zaman, evet, alel itlak, evet. Zikredildiği zaman peygambere vahiydir bu. Peygambere vahiy umumu bağlar. Peygamberin rüyası bile umumu bağlar. Çünkü peygamberin rüyası vahiydir. Ki bunda Kur'an'da delil var. Ama insana vahyettik diyorsa Mevla ki burada Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettik. Bu ilham ettik demektir. Bakın. Kucağında Musa Aleyhisselam henüz bir bebek, onun deryaya salınacağı, geri geleceği ve peygamber olacağını o kadın biliyor mu? Biliyor. Gayb mı? Gayb. Bilmiş mi? Bilmiş. Kim bildirmiş? Allah bildirmiş. Peki bir Allah şey, dilerse, bir şey Allah abi, dilerse bir şey peygamber olmayana da bildiriyor muymuş? Bildirir. Ancak peygamberlere olan vahiy herkesi bağlar çünkü mucizeyle müeyyettir. Kimse itiraz edemez. İman ettikten sonra. Mahmud Efendi bu şey üzerine. Allah dostlarına, Allah'ın dostları ki Kur'an'da bu ifadeler var, sünnette de var. Allah-u Teala dostlarına, dostu olsun olmasın, Allah dilediğine bildirir. Ama o umumu bağlamaz. Yani bir Allah dostu takvasıyla, salahıyla, ilmiyle, ahlakıyla herkesin tanıdığı, bildiği, yüce kabul ettiği bir insan. Bak, gaybe dair bir şey söyleyeceğim. Ben bir sözümü şey bitireyim. Bitireyim. Mehmet Ali Hoca diyor ki, ya, Mahmud Efendi bitir... diyor, Mehdi'nin gelişine kesinlikle tabii ki inanıyor. Bakın diye şimdi söylüyor bize. Allah siz nereden dostları, orada mıydınız siz? Nereden Allah-u biliyorsun? Allah-u Teala bir dostuna Allah'ın bildirdiği zaman bir şeyi bildirebilir. Hı-hı. Dostu olması şart değil. Yani Allah kendi şeyi kabul ediyor, kalbine geldiğini. Onun da kalbine gelebilir. Ona da rüyasında gösterebilir. Oraya geçiyorum ben. Bir Allah dostu, yani herkesin kabul ettiği bir Allah'ın dostu diyelim. Eğer bir şey veriyorsa, gaybtan haber veriyorsa bu umumu bağlamaz. Herhangi bir şeyin helalliğini, haramlığını, mekruhluğunu, müfsitliğini bildirmez. Bu Allah dostu ne demektir? Edille-i şeriyeden değildir. Bu Allah dostunun değil. Ne anlamı var? Allah dostu. Allah Teala buyuruyor ki اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا مِحْزَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّبُونَ. Evliya veli dost demek değil. Programı yavaş yavaş toparlamamız gerekiyor. Ben bir şey soracağım. Hazreti İsa'dan bahsetmiyorum. Bir çok önemli bir şey soracağım hocamıza. Şimdi Allah gayb haberleri bildiriyor diyorsunuz dostlarına. Yo, ben peki, ayet okudum size. Peki. Bildirebilir Hak, diyorum. Bir dakika. Dilerse bildirir tamam diyorum. Cenab-ı Hak bu dost dedikleri kişilere tecelli eder mi? Tecellinin manasını biliyor musun? Yani mesela diyelim ki tecellinin manası... bir kişiye Allah tecelli edip de... Açar mısınız ne demek istiyorsunuz? Mesela şöyle bir şey var. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca... videosunda açık ve net bir şekilde diyor ki bir Allah dostuna Allah tecelli etti ve ona dedi ki ben ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm. Öyle yani demedim. Allah Teala aynen böyle. Ben şimdi açarım. Çok iyi biliyorum. Şimdi açın lütfen gösterin. Çok iyi biliyorum. Aynen böyle söyledi. Ya yani bunlar önemli değil. Bunlar nereye varıyoruz? Hulul akidesi. Bakın. Nevzat Bey pardon. Soruya bir cevap vereyim. Şöyle. Saat başı geldi. Reklama gitmemiz gerekiyor. Hayır. En reklamdan sonra verin. Kapatalım. Cenab-ı Allah. Hazreti İsa'nın geleceği Hak Kur'an'da ete kemiğe büründü. Soruyorsunuz öyle mi? Cevabı dinlemiyorsunuz. Bunlar önemli konular değil. Cevabı dinlemiyorsunuz. Kısa bir reklam arasından sonra son bölümde karşınızdayız. Ben daha soracaklarım var da bu nevi...